Günaydın değerli seyircilerimiz. Bugün 26 Eylül 2018 Çarşamba saat 7.31 ve günaydın Türkiye'de birlikteliğimiz başlıyor. Hemen hızlıca bugün sizler için neyi takip edeceğiz onun ayrıntılarını sunarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'daki temasları takip ediliyor. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde Amerika'da ve burada özellikle Fırat'ın doğusu meselesine ilişkin hem giderken hem Amerika'da yaptığı açıklamalar var. Özellikle bunlar bölge siyaseti açısından gündem başlığı olarak yansıdı birkaç gündür. Yasama, yürütme siyaset alanında Cumhuriyet Halk Partisi'nde MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda Parti Genel Merkezi'nde toplanıyor. Ekonomide TÜİK 2015-2017 yılları hayat tablolarını yayınlayacak ve 2017 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklıyor. Tüm kuruyemiş sanayicileri ve iş adamları derneği başkanı Hüsamettin Karaman'ın basın toplantısı var e, yükselen fiyatlar çerçevesinde. Bakalım nasıl bir açıklama yapacak ya da sektörel destek mi bekliyor, talep var mı onu inceleyeceğiz. Birleşmiş Milletler Dünya Gündeminde 73. Genel Kurulu sürüyor ve takip ediliyor. Güncel olarak da Türk Dil Kurumu tarafından 86. Dil Bayramı kutlama törenleri düzenlenecek. Fethullahçı terör örgütü davaları sürüyor. Yakından takip ediyoruz. Sporda Dünya Judo Şampiyonası Azerbaycan'da sürüyor. Organizasyonun 7. gününde Türk sporcular, kadınlar 78 kiloda Kayra Sayit Tatami'ye çıkacak. Sporcumuza başarılar diliyoruz. Tarihte 26 Eylül gündemine neler yansımış ve bizler sizler için bunlardan hangilerini seçmişiz ona bakalım. Şimdi az önce de ifade ettik. 1932 yılı biliyorsunuz Türk Dil Kurultayı toplanıyor ve Dil Bayramı ilk kez burada kutlanıyor. 26 Eylül 1932'de 1960'ta Küba lideri Fidel Castro 4 saat 29 dakikayla Birleşmiş Milletler tarihindeki en uzun konuşmayı yapıyor. 2000'de Cumhurbaşkanı Sezer, Emlak, Ziraat ve Halk Bankalarının özelleştirilmesine ilişkin kanun hükmünde kararnameyi Bakanlar Kurulu'na iade ediyor. Türkiye'nin ekonomik anlamda dönüştürülebilmesi açısından finansal sistemine, bankacılık sektörüne yabancı ağırlığının kazandırıldığı bir süreci birlikte yaşadık ama işte onun ilk aşamasında Sezer'in ortaya koymuş olduğu bir Tavır'da tarihin notları arasında hazır ekonomi gündemi sıcakken bunu da bir not olarak sizlere aktaralım ve paylaşalım istedik değerli seyircilerimiz. Tabi sabahın hemen erken saatlerinde hava yağışlı İstanbul'da ve Türkiye genelinde de geniş bir şekilde hissedilen soğuk hava söz konusu. Dolayısıyla bunun trafiğe yansıyan tablosunu da hemen ilk dakikalarda değerlendirmek istiyoruz. Önce trafik ardından da hava durumu gözlemimiz olacak. Ve genel olarak haritamıza bakalım. %42'ler seviyesinde İstanbul'da trafik oranı. Anadolu Avrupa geçişindeki kritik noktaları sizlere aktaracağız ama haritanın Avrupa ve Anadolu yakasında birer kaza noktaları uyarısı var. İsterseniz önce ona bakalım. Önce Avrupa yakası 10. yıl 7 kule yönü sol şerit trafik kazası hasarlı ve birinci şerit trafiğe kapalı ekipler sevk edildi. Bu güzergahı kullanan sürücülerimizi uyaralım. Anadolu yakasında da Ümraniye Sancaktepe hattında Tem'de Çekmeköy Madenler Ümraniye Tepeüstü yönünde sol şeritte trafik kazası hasarlı ve bundan dolayı da iki şerit trafiğe kapalı. Bu güzergahı kullanan sürücülerimizi de uyaralım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Tem girişi Ümraniye Şile bağlantısı Elmalı hattı itibariyle Kavacı Köprüsü girişine kadar oldukça yoğun gözüküyor zaman zaman trafik durma noktasında. Birinci köprü Tem ve Çamlıca girişi itibariyle yoğun. Köprü üzerleri ise her iki köprüde rahat bir görüntü sergiliyor. Buranın getirdiği baskı E5 hattında oldukça fazla hissediliyor. Maltepe'de sonrasında Bostancı Göztepe hattında trafiğin oldukça yoğunlaşmaya başladığını söyleyebiliriz. Ki zaten %42'ler diye başladığımız cümle sizlere anlatırken şu dakikaya kadar %44'ler seviyesine ulaştı bile. Avrasya Tüneli giriş ve gelişte rahat, tünel girişte rahat bir görüntü sergiliyor. Sahil şeridi yine diğer iki hatta nazaran daha rahat bir görüntü sergiliyor sabahın erken saatlerinde. Gebze Tuzla yönüne baktığımızda tem otoyolu daha rahat bir görüntü sergiliyor diğer günlere oranla kısmi olsa kısmiydi olsa Sancaktepe Sultanbeyli hattında bir yoğunluk söz konusu ardından da Pendik Tuzla çıkışı itibariyle bir yoğunluk gözümüze çarpıyor. Tem hattında E5 hattındaysa Maltepe'de kısmi bir yoğunluk söz konusu. Kartal çıkışı ve Pendik hattında bir yoğun trafik yine gözümüze çarpıyor. Sahil şeridi bu güzergahı kadar yine en iyi alternatif arasında gözüküyor. Üçüncü köprü ve bağlantı yolları ise rahat bir görüntü sergiliyor sabahın bu erken saatinde. Avrupa yakasına baktığımızda en dıştan başlayalım. Büyükçekmece, Tekirdağ yönü Mahmut Bey çıkışı itibariyle oldukça rahat. Beylikdüzü hattı sonrasında da E5 hattı yine tercih edilebilir. Haramilere gidiş ve girişte yoğunlaşmaya başlamış. Esenyurt'tan Tem çıkışı ee, Mahmut Bey yönüne doğru trafik oldukça yoğun seyrediyor. Beylikdüzü Avcılar hattındaysa küçük çekmece rampasını indiğiniz noktaya kadar yine trafik yoğunluğunu hissedebilirsiniz. Sonrasında kısmi Sefaköy hattında bir yoğunlaşma söz konusu. Havalimanı Kavşak hattında da bu baskıyı hissetmek mümkün. Mahmut Bey iki telli arası gidiş ve girişte yoğun akıcı bir görüntü sergiliyor. Bahçeli e, Havalimanı Kavşak hattındaysa trafik yoğunluğunun hissedildiği bir diğer nokta olarak gözümüze çarpıyor. Mahmut Bey'den <laughs> Bayram hattı Yine her sabah olduğu gibi oldukça yoğun ve bu yoğunluğunu arttırarak sürdüreceği benziyor. Yeniden E5 hattına döndüğümüzde havalimanı kavşağı, Zeytinburnu, Cevizliba, Haliç, Ok Meydanı hattına doğru trafiğin oldukça yoğunlaşmaya başladığını söylemek mümkün. Köprülerden çıktığınız andan itibaren Sanadolu Avrupa geçişinde Mahmut Bey noktasına kadar temde, Şirin Evler noktasına kadar da birinci köprü güzergahı rahat bir görüntü sergiliyor. Sahil şeridi ise e ekranın en yeşil noktalarını oluşturuyor. Giriş ve girişte herhangi bir sıkıntı gözükmüyor bu noktalarda. Yine Avrupa yakasında 3. köprü ve bağlantı yolları da rahat bir görüntü sergiliyor. Tabi buralarda yol yapım çalışmaları devam ettiği için trafik işaret ve işaretçilerine sürücülerimizin özellikle uyması gerekiyor dediğimiz anda Ali Şirvan hemen Tem hattında bir araç arızası uyarısını gördü. Bize de uyarıyor. Tem Altınşehir Halkalı Gönül sol şerit araç arızası nedeniyle bölgedeki trafikte yoğunlaşıyor. Şu dakika itibariyle İstanbul'da trafik oranı %44'ler seviyesinde akıyor sevgili seyircilerimiz. Hemen <laughs> meteorolojik görünümüne bakalım. Çünkü hava bir anda... Yani e, hakikaten böyle bir 5-6 saat içinde e, yazdan kışa geçtiğimiz bir tabloyu sergiledi. O açıdan yansıyan haritalarla birlikte e, acaba nasıl bir hava durumu söz konusu. İşte Ali Şirvan e, günlük hava tahmininin saatlik dilimlerini bize yansıtıyor. E, sabah 6 ve 12 saatleri arasındaki ilk haritamıza baktığımızda özellikle yurdumuzun kuzey kesimlerinin kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa e, muhatap olduğunu görüyoruz. Karadeniz'in tamamı, Marmara bölgesinin tamamı e, İç Anadolu'nun kısmi kesimleri bundan etkilendiğini gözlemliyoruz. E, bu açıdan bir diğer haritamıza baktığımızda ise öğleden sonra yani saat 12 ile 18 arasında da kısmi İç Anadolu hattında yağış etkisini kaybediyor. Ama kuzey kesimlerde kuvvetli yağışın etkisini sürdürdüğünü tahmin ediyor meteoroloji. 18'de 24 saatleri arasında da yine yağışın etkisini Türkiye'nin kuzey kesimlerinde daha etkisini azalttığını ama Orta ve Doğu Karadeniz'de Marmara bölgesi ve kısmıyla Tekirdağ bölgesini etkileyen bir yağış söz konusu. Gece yarısı itibariyle yani bu gece saat 24'te yarının sabah 6'sına kadar da yağışların yine aynı bölgede etkisini sürdürmesi Kuvvetli rüzgarla birlikte gözlemleniyor. Peki haritada bu çerçevede bunun ayrıntılarında neler var? <laughs> Şimdi ona bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu batı ve orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kırklareli ve Tekirdağ doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Kırşehir'in kuzey ve batısı, Yozgat'ın kuzeyi Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı geçmesi bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Samsun ve Sinop çevrelerinde aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemizin iç ve kuzey doğu kesimlerinde hissedilir derecede 8 ila 15 derece azalacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarsa genellikle kuzey yönlerden Akdeniz kıyılarıyla güneydoğu kesimlerde batı ve güney batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette. Marmara, Ege ve İç Anadolu'da ise Fırtına yani saatte 50 ila 80 kilometre arasında Marmara'nın güneybatısı ve kuzey ege kıyılarında ise kuvvetli fırtına 70 ila 100 km arasında esmesi bekleniyor. Uyarısı var meteorolojinin yine bugün ilişkin kuvvetli yağış uyarısı. Yağışların Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde aralıklarla kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara yani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi buna karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği uyarısı var. Yağış uyarısına ya yine benzer bir kuvvetli rüzgar uyarısı var. Nerelermiş bakalım hangi bölgelermiş? Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına 50 ila 80 kilometre. Marmara'nın güneybatısı ve kuzey Ege'de ise kuvvetli fırtına 70 ila 100 kilometre şeklinde esmesi beklendiğinden yine bu noktada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı. Yani çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar şeklinde tanımladığı uyarıyı e, yapıyor. Buna karşı tedbirli ve... E, gerekli tedbirlerin alınması ve dikkatli olunması hususunda. Marmara bölgesi parçalı çok bulutlu bölgenin doğusuyla Çanakkale'nin iç kesimleri, Tekirdağ ve elinin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak. Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde, güneybatı kesimlerinde ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde yani içinde bulunduğumuz dakikalarda güneydoğusunun yükseklerinde 1800 metre ve üzerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Buna göre Bilecik parçalı çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak 15 derece. Bursa parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde 1800 metre üzerinde karla karışık yağmur ve kar Bursa 17 derece. Edirne 20 derece parçalı ve çok bulutlu. İstanbul ise parçalı ve çok bulutlu. Yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde uyarısını tamamlıyor Marmara bölgesi için. Ege bölgesine bakıyoruz. Az bulutlu ve açık bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor Ege bölgesinde. Rüzgarın kuzey ve kuzey doğu yönlerden fırtına ve Kuzey Ege kıyılarında da yine fırtına uyarısını bu noktada gerçekleştiriyor meteoroloji tahmininde. Bu açıdan Ege bölgesindeki illerimize baktığımızda Afyon Karahisar 15 derece parçalı bulutlu, parçalı az bulutlu İzmir 22 derece, Kütahya parçalı bulutlu 15 ve Muğla'da parçalı az bulutlu 30 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık zamanda iç kesimlerinin de yer yer parçalı bulutlu Adana 34 parçalı az bulutlu, Antalya 29 az bulutlu ve açık, Burdur parçalı az bulutlu 21 ve Kahramanmaraş parçalı ve az bulutlu 33 derece. İç Anadolu bölgemize baktığımızda az bulutlu ve açık bölgenin kuzey ve kuzey kesimleri parçalı bulutlu. Ankara 15, Eskişehir 14, Kayseri 22, Konya 17 derece. Ankara parçalı ve çok bulutlu öyle saatlerine kadar da İl genelinde yağmur ve sağanak söz konusu. Batı Karadeniz'e baktığımızda Bolu 12 derece, Kastamonu 10 derece, Sinop 19 ve Zonguldaksa 17 derece. Orta ve Doğu Karadeniz'e geldiğimizde Bayburt 19, Samsun 17, Tokat 16, Trabzonsa 19 derece olacak. Doğu Anadolu bölgesi Ardahan 18, Elazığ 30, Erzurum 22, Hakkari 28 derece. Güney Doğu Anadolu bölgesi ise Batman'da 36, Diyarbakır'da 34, Gaziantep'te 32 ve Kilis'te ise 33 derecelik bir sıcaklık gözüküyor tahminlere göre. Denizler'de ise Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar söz konusu. Karadeniz'de çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar Batı Karadeniz'de daha etkili gözüküyor. Marmara'da ise hava durumu parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar 6 ila 8 kuvvetinde dalga boyu 3 e, görüşse zayıf şeklinde yorumlanıyor Marmara için. Ege bölgesine baktığımızda hava durumu parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 e, kuvvetinde dalga 3 e, ve görüşse zayıf şeklinde nitelendirilmiş. Akdeniz bölgesine baktığımızda ise hava durumu parçalı bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 derece şeklinde bir rüzgar bekleniyor. Görüşün iyi olduğu ifade ediliyor. Van Gölü'ne baktığımızda ise parçalı az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden öğle saatlerinde daha etkili gözüküyor. Görüşün iyi olduğu belirtiliyor. Hava durumumuzun ayrıntıları da bu şekilde yansıyor tabii sabah trafik durumu vesaire şu bu derken e, önemli gündem yine benzine zam haberiyle geldi. Şu dakikalarda ÖTV oranından otomatik düşürüldüğü için yurttaşlar hissetmiyor ama Gerek yükselen döviz gerekse yükselen akaryakıt fiyatları gerçekten de cep yakmayı sürdürüyor. Hemen o haberimizi vererek devam edelim. Enerji ve petrol gaz istasyonları işveren sendikası tarafından yapılan açıklamada akaryakıt fiyatlarına zam geldiği bildirildi. Benzinde 17 kuruş motoründe ise 16 kuruşluk yeni zamlar ÖTV'den karşılanacağından pompa fiyatlarında bir değişiklik olması beklenmiyor. EPK'sin Twitter'dan gerçekleştirdiği duyuruya göre benzin ve motorine bir zam daha yapıldı. Gerçekleştirilen fiyat artışının ÖTV'nin aynı oranda düşürülmesiyle pompa fiyatlarına yansıtılmayacağı belirtilen duyuruda benzine 17 kuruş, motorine ise 16 kuruş zam yapıldığı bilgisi verildi. Eğer gerçekleştirilen zam ÖTV'den karşılanmasaydı benzin 6.90 yerine 7.07 TL'den motorun ise 6.26 yerine 6.42 TL'den satılacaktı. Bunu da bir not olarak iletelim değerli dinleyicilerimiz. Hızlıca gazete manşet manşetlerimize ve başlıklarımıza göz atacağız. 26 Eylül 2018 çarşamba gündeminde ABD'ye karşı dev ittifak diyor. Ee, Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın biliyorsunuz İran'la ticari çerçevede gerçekleştirdiği anlaşma dünün önemli gündemiydi ayrıntısına bakacağız. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Sıradaki gazetemiz Hürriyet olacak. Bunun acısını çekecekler diyor. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden terör uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Önemli bir buluş. Hepimizin tanıdığı bir isim Doktor Mehmet Öz. Kolombiya Üniversitesi'nde bir cihaz keşfediyor ve dünya Mehmet Özü konuşuyor. Kalp kapakçığına ilişkin geliştirdiği sistem dünya literatürüne girdi ve işte Hürriyete de ilk mülakatını vermiş doktoruz. Buradan tebriklerimizi iletiyoruz değerli bilim adamımıza. Sonraki gazetemize <laughs> bakalım. Bir sonraki gazetemiz sabah. Birleşmiş Milletler'in beşli yapısı zalimleri cesaretlendiriyor. Erdoğan'ın çıkışı manşette yer almış. Bir sonraki gazetemiz olan ee, akşam gazetesi galiba. Evet ABD'den dünyaya terör ihraç ediliyor vurgusu. Yine Erdoğan'ın BM'deki açıklaması. Kürsüden dünyayı kendine güldürdü. Trump'ın e, evet konuşmasına e, alkışlanmama olarak, e, alkışlanmayarak kürsüye çıktı ve o kürsüde de yaptığı kimi açıklamalar salondakileri güldürdü. Devam edelim. <laughs> Karar gazetesi yeniden Avrupa diyor. Ankara ile Brüksel arasında makas değiştirilen ilişkilerde yeniden rayına oturuyor derken AB merkezlerine yaptığı gönderme dikkat çekiyor Karar Gazetesi'ne. Devam edelim. Milliyet Gazetesi gelin yeni bir dünya kuralım Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'indeki açıklaması. Bir sonraki gazetemize bakalım. Star gazetesi BM'yi adaletin sözcüsü yapalım yine Birleşmiş Milletler açıklamasındaki sözü manşette bugün Star gazetesinde. Devam edelim. Vatan gazetesi de terörün başı ABD'de vurgusuyla Birleşmiş Milletler'de yaptığı açıklamadan böyle bir tırnak içi cümleyi yansıtıyor manşetinde. Bir sonraki gazetemiz olan sözcü torpil adres şaşırdı diyor gönderen AKP'li başkan alan CHP'li milletvekili. Bir önceki gün e, gündeme gelen konuyu Sözcü gazetesi bugün manşete taşımış. Bir sonraki gazetemiz Cumhuriyet dijital fişleme saray yolundaki internette karartma düzenlemesine milyonları 7-24 izleme çıktı vurgusuyla günlerdir sürdürdüğü haberini bugün manşette görmeyi tercih etmiş Cumhuriyet gazetesi. Bir sonraki gazetemiz olan Bir Gün Gazetesi de iki tahta dikip belge alıyorlar diyor. İmar affı fırsatçıları harekete geçti. Yayda ve meralarda baraka tipi yapıların fotoğrafı çekilerek yapı belgesi alınıyor. Kentlerde de benzer yöntemle aynı belgeye sahip olunuyor diye de işte çarpıcı tabloyu yansıtıyor bugünkü manşetinde ve sayfasında. Yeniden İstanbul'da trafik yoğunluk haritamıza gözlerimizi çevirelim. Az önce %44'ler düzeyinde İstanbul'da trafik oranımızı bırakmıştık. Şu dakikalarda %47'lere yükselen bir trafik söz konusu. Az önce sizlere aktardığım noktalarda trafiğin daha yoğunlaştığını söylemek mümkün. Bunun ötesinde iki kaza bir arıza noktamızı bir kez daha ifade edelim. Ümraniye-Sancaktepe hattındaki Çekmeköy Madenler Ümraniye Tepeüstü yönünde sol şeritte trafik kazası hasarlı. iki şerit trafiğe kapalı bu güzergahı kullanan sürücülerimizi uyaralım. Yeni kaza noktamızsa Beylikdüzü Esenyurt hattında Büyükçekmece yönünde. Beylikdüzü Büyükçekmece yönü sol şerit trafik kazası birinci şerit trafiğe kapalı bu güzergahı kullanan sürücülerimizi uyaralım alternatif güzergahlar konusunda. Evet, tem hattındaki arızayı da bir kez daha hatırlatalım. Tem Altınşehir halkalı yönünde sol şerit araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını ifade etmek. Mümkün bu uyarılarla birlikte %47'ler seviyesine ulaşan bir İstanbul trafiği görüntüsü söz konusu. Yeniden hava durumumuzun ayrıntılarına bir kez daha dönmek gerekiyorsa. Sabah 6 ile 12 arasında özellikle yurdun kuzey kesimlerini çok yakından etkileyen bir yağış tablosu söz konusu. Onu bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Kuvvetli rüzgar uyarısıyla birlikte meteorolojinin uyarısı var. Sabah 6 ile 12 arasında... Kuvvetli yağış özellikle yurdun kuzey kesimlerinde ve İç Anadolu'nun tam orta göbeğini etkileyen bir kuvvetli yağış ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış özellikle öğle saatlerine kadar etkili. Öğle saatleri itibariyle İç Anadolu'da etkisini kaybetmesi bekleniyor. Akşam 18-24 arasındaysa özellikle yine yurdun kuzey kesimlerinde rüzgar ve kuvvetli yağış etkili ama batı Karadeniz ve... Ee, bu dolaylarda kısmi de olsa etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu gece saat 12 ve sabah yarın sabah 6 arasında da yine aynı e, düzlemde saanak yağış ve rüzgarın etkisini e, sürdürdüğü gözlemleniyor ama rüzgar batı bölgelerde daha fazla hissedilir olacak gece yarısı itibariyle meteorolojinin bu çerçevede uyarısını da bir kez daha hatırlatmakta fayda var değerli seyircilerimize. Evet, gazete manşetlerinde en çok dikkat çekilen noktalardan bir tanesi Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Hedefimiz Suriye'de mümüşten başlayarak Irak sınırına kadar terörü temizlemek. Teröristleri binlerce tır silahla donatanlar gelecekte bunun acısını çekecekler uyarısını yaptı. Rusya ile birlikte imzaladığımız Soçi mutabakatı, mutabakatıyla rejimin 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik kanlı saldırılarının önüne geçtik. Hedefimiz Münbiş'ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir. Buradan tüm tarafları Suriye'de adil ve sürdürülebilir siyasi çözüm arayışlarına yapıcı bir anlayışla destek olmaya davet ediyorum. Terör örgütlerine karşı ilkeli bir yaklaşım sergilenmesini istiyoruz. Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır ve binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir. Bir yandan terör örgütlerini desteklemek, diğer yandan kapıları mültecilere kapatmak, bunun tüm yükünü de Türkiye gibi birkaç ülkeye yüklemek kimsenin geleceğini daha güvenli, daha müreffeh yapmaz. Ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişimine kalkışıp 251 vatandaşımızı şehit eden 2193 vatandaşımızı yaralayan FETÖ işte böyle bir terör örgütüdür. Peki bunun lideri şu anda nerededir? Bunun başı nerededir? Bunun başı şu anda evet Amerika'da Pensilvanya'dadır. 400 dönümlük bir arazide şu anda yaşamakta ve buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir. Bu örgüt faaliyetlerini eğitim gibi, yardımlaşma gibi, diyalog gibi parıltılı kavramların ardına saklanarak sivil toplum örgütü veya ticari kuruluş görünümünde sürdürmektedir. Ülkemizde 40 yıl boyunca işte bu aldatmaca ile gelişen, büyüyen terör örgütü kendini yeteri kadar güçlü hissedince gerçek yüzünü göstermiştir. Önce emniyet ve yargı kurumlarımız içindeki ardından da silahlı kuvvetlerimize sızdırdığı elemanları aracılığıyla ardı ardına darbe teşebbüsleri başlatmıştır. Evet Erdoğan özetle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu uyarıları bölgesel terörü ve Amerika merkezli gerçekleştirilen Gladio eylemlerini özetlemiş olduğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yeniden trafik haritamıza dönüş yapıyoruz. <laughs> Trafikte %47'ler seviyesinde dengelenen bir trafik tablosu şuradaki itibariyle söz konusu. Sizlere ana arterlerde geniş ölçüde... Ee, az önce sizlere aktardığım noktalarda yoğunluğun daha arttığı, işte çok e, yoğun akıcıysa artık akıcı akıcı olan bölgelerde e, trafik durma e, noktasına e, giriş yapıyor. Tabi sabahın erken saatlerindeki soğuk ve yağışlı havanın da bunda etkisi olduğunu söylemek mümkün. E, Kavacık ikinci köprü bağlantısında da e, özellikle çıkış itibariyle yoğunlaşan bir trafik bu noktada gözümüze çarpıyor. Üç ayrı yerdeki uyarıyı bir kez daha e, ifade edelim. D100 Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sol şerit trafik kazası. Bundan dolayı birinci şerit trafiğe kapalı. Yine tem hattına baktığımızda Altınşehir Halkalı yönünde sol şeritte araç arızası nedeniyle bölgedeki trafiğin yoğun olduğunu ifade edelim. Çekmeköy Madenler Ümraniye Tepeüstü yönünde ise sol şeritteki trafik kazası nedeniyle iki şeridin trafiğe kapalı olduğu uyarısını hatırlatalım. %47'ler seviyesinde İstanbul'da trafik oranı bir denge kazanmışa benziyor. Ee, onu da özellikle ifade edelim. Peki Türkiye'de hava durumu bu kez illerdeki sıcaklık düzeyini sizlere anlatarak ifade edelim. Marmara bölgesinde Bilecik 15 derece, Bursa 17 derece, Edirne 20 derece ve İstanbul 18 derece. Afyonkarahisar 15 derece. Ege bölgesinde İzmir 22 derece, Kütahya 15 derece, parçalı bulutlu Muğla 30 derece, parçalı bulutlu. Akdeniz bölgesinde Adana 34 derece, Antalya 29 derece, Burdur 21 derece, Kahramanmaraş 33 derece parçalı ve az bulutlu gözüküyor iller. İç Anadolu bölgemize geldiğimizde Ankara 15 derece parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerine kadar il genelinde yağmur ve sağanak yağış var. Eskişehir parçalı çok bulutlu 14 derece, Kayseri 22 derece, Konya parçalı bulutlu 17 derece. Batı Karadeniz'de Bolu 12 derece parçalı çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Kastamonu 10 derece parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı. Sinop 19 derece parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı. Yağışların yerel olarak da ayrıca kuvvetli olduğu vurgusu var burada. Zonguldak 17 derece parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı. Orta ve Doğu Karadeniz'deki illerimize geldiğimizde Bayburt 19 derece parçalı çok bulutlu, Samsun parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Tokat parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, Trabzon 19 derece parçalı ve çok bulutlu yerel olarak da kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı. Doğu Anadolu bölgemiz az bulutlu ve açık. Ardahan 18 derece parçalı bulutlu yere olmak üzere aralıklı sağanak. Elazığ az bulutlu ve açık 30 derece. Erzurum parçalı bulutlu, kuzeydoğu kesimleri genel olmak üzere sağanak yağışlı. Hakkari 28 derece az bulutlu ve açık. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık. Batman 36 derece, Diyarbakır 34 derece, Gaziantep 32 derece ve Kilis de 33 derece şeklinde olacak. Denizlerde genel olarak Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Marmara ve Güney Ege'de fırtına, Batı Karadeniz'de de Fırtınamsı rüzgar bekleniyor denizcilere yönelik bir uyarı da bu çerçevede gerçekleşiyor. Bunu da hatırlatalım. Evet, Birleşmiş Milletler Genel Kurulundaki açıklamalar ve gündem oldukça dikkat çekici. ABD Başkanı Trump da Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kürsüye çıktı, alkışlanmadı. İran'ı ağır ifadelerle suçladı ve tehdit etti. İran'ı terörü finanse etmekle suçladı. Ee, ama ülkelerin bağımsızlığını tehdit ettiğini öne süren Trump yaptırımlarda da İran'ı durduracaklarını iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması dalga konusu oldu. Trump'ın benim yönetimim bizim tarihimizdeki çoğu yönetimin çok daha ötesine gitti şeklinde başlayan sözleri genel kurulda gülüşmelere neden oldu. Trump bunun üzerine gülmenizi beklemiyordum ama teşekkürler yine de dedi. Trump Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İran'ı ağır ifadelerle suçladı ve tehdit etti. İran'ın terörü finanse ettiğini, bölgedeki ülkelerin bağımsızlığını tehdit ettiğini öne sürdü. Trump yaptırımlarla İran'ı durduracaklarını iddia etti. Trump, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı da hedef aldı. Suriye'de devam eden trajedi bizi çok üzüyor. kederiz içindeyiz bu yüzden de buradaki askerleri ihtilafta gerilimi azaltmak istiyoruz dedi. Kimyasal silah yalanlarını yineledi. Kimyasal silahlar kullanılırsa Esad rejimi tarafından Ürdün ve bunun gibi mültecilere ev sahipliği yapan pek çok ülkeyi insanları korumaya davet ediyorum açıklaması yaptı. İran kanadından da açıklamalar gecikmedi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani müzakerelerden daha iyi bir yol olmadığını belirterek müzakere masasına dönün yaptırım uygulamayın yaptırım ve tek e, tekfir bir sikkenin iki yüzü gibidir açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'nda konuştu Ruhani, nükleer anlaşmanın 10 yıl süren diplomatik çabaların ve yoğun görüşmelerin sonucu olduğunu ifade ederek devirdiğiniz müzakere masasına dönün, yaptırım uygulamayın dedi. Müzakerelerden daha iyi bir yol olmadığına dikkat çeken Ruhani, müzakerenin kesildiği yerden ve ahdini bozan kişi tarafından başlatılabileceğini, bunun yolunda uluslararası ahlak ve hukuku ihlal eden, insafsızca yaptırımları sonlandırmaktan geçtiğini kaydetti. ABD'yi hükümet olduğundan habersiz bir hükümet, kendinden önceki yönetimin vaatlerini ve anlaşmasını bozan bir yönetim olarak tanımlayan Ruhani, Trump'ın uzmanların görüşüne değer vermediğini söyledi. Ruhani, şimdiki ABD yönetiminin uluslararası kurumları etkisiz hale getirmeye kararlı olduğunu belirtti. Hiçbir ulusun zorla müzakere masasına getirilemeyeceğini belirten Ruhani, ABD hükümetinin görüşmeye davet ettiği bir devleti devirme planlarını saklamaması ironik diye konuştu. ABD'nin İran'da rejim değişikliği hedeflerini kaydeden Ruhani, ABD'nin en başından beri İran politikası yanlıştı. İran halkının isteklerine karşı koyan yaklaşımı başarısız olmaya mahkumdur ifadelerini kullandı. Astana formatı sayesinde İran, Rusya ve Türkiye'nin Suriye çözümünde başarı elde ettiğini belirten Ruhani, İran, Rusya ve Türkiye Suriye tarafıyla birlikte Astana süreci sayesinde Suriye'deki çözümde başarı elde etti. Bu ayın başlarında Tahran'da üst düzey görüşme gerçekleşti. Bu ortak çabalar sayesinde İdlib'de kan dökülmesine izin verilmedi açıklamasını yaptı. Yeniden hızlıca gazetelerimizin başlıklarına dönelim. Birinci sayfalarına bakalım neler yansımış gazetelerimizin. Ee, ABD'ye karşı dev ittifak e, genel itibariyle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların e, manşet ve başlıklarda dikkat çektiğini gözlemliyoruz. Aydınlık gazetesi ise ambargo böyle delinecek diyor. Yani dün Amerika'da Trump daha doğrusu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Trump'ın açıklaması İran'ı hedef alsa da pek bu Avrupa merkezlerinde ya da dünyanın büyük ülkeleri tarafından dikkate alınmamış. Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları İran'la yaptırımları aşmak için İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'le bir toplantı yaptı. Ve toplantıdan İran'la ticarette özel ödeme sistemi kurulması kararı çıktı bu açıdan Önemli bir tablo Bunu ifade edelim Devam edelim hızlıca Hürriyet gazetesine bakıyoruz Bir manşet Erdoğan'ın açıklaması Manşet sütununda Mehmet Öz'ün Buluşu yer alıyor Birinci sayfada savcı sahte içkiye Cinayet cezası istedi deniliyor ee, ve Mardin'de bir alaçatı e, Ertuğrul Özkök bugün e, o bölgeye gerçekleştirdiği turu köşesine yazmış. Birinci sayfada da görülmüş bir sürü manşete de bakalım. Az aşağı indirelim sevgili Ali hızlıca. Peki ben buradan bakayım. <laughs> e, merhaba özgürlük yanlışlıkla sınırı geçtiği için iki aydır Ermenistan'da tutuklu olan Çoban Ali Özmen dün cezaevinden çıktı deniliyor. Sabah gazetesine bakıyoruz. Birleşmiş Milletler Erdoğan'ın açıklaması manşet sütununda birinci sayfada Türkiye'nin borçlanma sorunu yok diyen Albayrak'ın açıklaması var. Akşam gazetesine bakıyoruz. ABD'den dünyaya terör ihraç ediliyor diyen Erdoğan'ın açıklaması. Kürsüde dünyayı kendine güldürdü başlığı yer alırken. Yine birinci sayfada dikkat çeken bir diğer haber. S-300'ler İsrail'i felç edecek diyor haberde. Karar gazetesi yeniden Avrupa diyor. Ankara-Bürüksel hattında bir diyalog sürecinin başladığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler kürsüsünden FETÖ uyarısı da yine manşet sütununda yer alan bir haber. Birinci sayfada Arakan'a yönelik katliam raporları bir bir açıklanıyor. Müslümanlara sistemli vahşet uygulanıyor vurgusuyla verilmiş karar gazetesinde haber. Milliyet gazetesi gelin yeni bir dünya kuralım diyen Erdoğan'ın açıklaması Cerrahpaşa'ya Paşa'ya yeni bir çehrede yine birinci sayfada dikkat çeken açıklamalar arasında yer alıyor. Milli Gazete şekerde hileli satış diyor. Bor Şeker Fabrikası'nda firmaların 12 milyon lirasını kurtarmak için şeker üretimini tehlikeye attılar diyor. Manşette Orta Doğu postlu damat bunu da gördük. Düğün mevsimi ekonomik kriz tanımıyor. Vatandaş döviz ve altındaki astronomik artışa e, kredili takı merasimiyle Çözüm buldu diyor haberde. Yeni Çağ gazetesi bildiklerinizin hepsini unutun. Albayrak'ın açıklamasını manşete taşımış. Birinci sayfada S300'ler Suriye'deki alanımızı daraltacak. İYİ Partili Sezinin, Sezgin'in ilginç yorumunu, bölgesel yorumunu paylaşmış. Yeni Şafak gazetesi ABD bunun acısını çekecek derken, Star gazetesi de yine Birleşmiş Milletler konuşmasını manşetini almış. Birinci sayfada S-300'ler İsrail sınırına vurgusuyla veriliyor. Vatan gazetesi terörün başı ABD'de diyor. Ekonomimiz çok rahat diyen Albayrak'ın açıklaması da yine birinci sayfada yer alıyor. Bill Cosby'ye 10 yıl hapis yine Vatan gazetesinde ABD'li ünlü komedyen Bill Cosby 81 yaşında 2004'te bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası da biliyorsunuz yargılanıyordu ve bu mahkemede kararın çıktığını anlatıyor haber bize. Sözcü gazetesine bakıyoruz gönderen AKP'li başkan alan CHP'li milletvekili torpil adres şaşırdı biliyorsunuz. Bir AKP'li vekile gönderilmek istenen mesaj CHP'li vekile gidince konu gündeme gelmişti. Elimizde bunlar kaldı. İktidar 2018 yılı için 8 milyar liralık özelleştirme planı deniliyor ve Cumhuriyet Gazetesi'ne bakıyoruz. Dijital fişleme saray yolundaki internete karartma sürecine ilişkin başlık manşette. Bir kuşak kayboldu. Birinci sınıfta 69 ayı doldurmadan başlayan öğrenciler tüm dönemlerde geride kaldı şeklinde bir eğitime ilişkin yorumu paylaşmış. Bir gün iki tahta dikip belge alıyorlar. E, manşette kanuna uyan kaybediyor. Şu an yürürlükte olan TCK'yı hazırlayan Profesör Doktor Sözyer af taslağı için kurala uygun davranan hep dezavantajlı kurala uymayansa ödüllendiriliyor yorumuyla af sürecini değerlendirmiş yanıtlamış. Bir araya gidiyoruz devam edeceğiz. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. Trafiğe hemen göz atalım. E, saatler 08.14'ü gösteriyor. İstanbul'da trafik tablomuzun yoğunluk haritamızın genel oranı e, %51'ler düzeyinde. Yani kısmi bir yüzde dörtlük artış var en son e, sizinle paylaştığımızda %47'ler düzeyindeydi. %51'ler düzeyine ulaştı onu ifade edelim bir uyarı vesaire söz konusu mu diye yeniden trafik haritamızı tarattığımızda yine bir iki bölgede de trafik yoğunluğunu etkileyen yeni bir tablonun ortaya çıktığını gözlemlemek mümkün bu kaza ve arıza noktalarını verelim önce yenisinden başlayalım Evet orası Temde Esenyurt Hadımköy gişeler yönünde sağ şeritte trafik kazası ve bundan dolayı birinci şerit trafiğe kapalı ekip sevk edildi. Daha geri noktasında da bir araç arızası uyarısı vardı onu da okuyalım. Tem Altınşehir Halkalı yönünde sol şerit araç arızası nedeniyle bölgedeki trafik yoğunlaştı. E, E5 hattına baktığımızda yine aynı bölgede de trafik kazasının etkisini hala sürdürdüğünü gözlemliyoruz. Beylikdüzü hattında bir onu da okuyalım Ali. Beylikdüzü Büyükçekmece günü sol şerit trafik kazası, birinci şerit trafiğe kapalı. Bunu da uyaralım. Şile e, hattındaki e, kazanın da hala etkisini sürdürdüğü trafik e, kazasına e, ilişkin e, bilgi hala ekranda duruyor. Çekmeköy, Şile, Tepeüstü günü meydana gelen trafik kazası. Bölgede yoğunluk devam ediyor. Bunu uyaralım. Genel itibariyle ana arterlerde trafik yoğunluğunun e, daha da arttığını söylemek mümkün. Onun ötesinde Gazi Osman Paşa Kağıthane hattında da trafiğin yoğun olduğunu da ifade edelim. Sizlere az önce daha rahat bir seyirin söz konusu olduğunu söylemek mümkün. Bir 10 dakika önceye göre %51'ler düzeyinde trafik tablomuz yansıyor ekranlara. Meteorolojik görünümde özellikle öğle saatlerine kadar yurdun kuzey ve iç Anadolu'nun orta kesimini etkileyen eee yoğun ve kuvvetli yağış uyarısı vardı. Meteorolojinin uyarısını bu noktada bir kez daha hatırlatalım. Kuvvetli yağış uyarısı. Yağışlarım Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleriyle Artvin'in kıyı kesimlerinde aralıklarla kuvvetli yağışla 100 km olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı meteorolojik uyarı var. Sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve Dikkatli olunması gerekmektedir deniliyor. Aynı zamanda kuvvetli rüzgar uyarısı söz konusu. Rüzgarın Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına, Marmara'nın güneybatısı ve kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yine bu noktada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere bu konularda dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı söz konusu. Hazır rüzgar demişken denizlerdeki uyarıyı da bir kez daha ifade edelim. Kuzey Ege'de kuvvet ...Fırtına Marmara ve Güney Ege'de Fırtına Batı Karadeniz'de Fırtınamsı Rüzgar bekleniyor. Bu noktada bunu da aktarmış olalım. Başkent'te siyaset gündeminin önemli gündem başlıkları arasında MHP ve AKP arasında devam eden Cumhur İttifakı'nın... ...acaba yerel seçim ittifakı sürecinde gündeme gelip gelmeyeceği merakla bekleniyordu. Burada bir tartışma vardı. MHP Genel Başkanı birçok noktadan aday çıkartmayacaklarını, kazanamayacağımız yerde ne işimiz var şeklinde özetleyen bir sözle gündeme gelmişti. AKP her yerden aday çıkartacağını söyleyince burada bir kopukluk söz konusu oldu. Ama AKP ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın devamı konusunda yaptıkları görüşmede prensipte anlaşma sağlandığı sabah saatlerinin sıcak bilgisi oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhasıki MHP ile yerel seçimlerde ittifak için heyetler arası görüşmelere başlanacağını bildirdi. Yerel seçimler yaklaşırken AKP ve MHP arasındaki Cumhur İttifakı'nın devamı konusunda bir açıklama geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Öz Haseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadır Durmaz'la yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Görüşmede detaya girilmediğini söyleyen Öz Haseki, ittifaka sadık kalacağımızı vurguladık dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadır durmaz da Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda karşılıklı irade beyanında bulunduk görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık ifadelerini kullandı Mehmet Özasaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinin ardından en kısa sürede NP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geleceğini de kaydetti. NP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Cumhur İttifakı iradesinin yerel seçimlerde de aynı şekilde devam etmesi hususunda AKP ile karşılıklı irade beyanında bulunduklarını bildirdi deniliyor haberde. MHP Genel Başkan Yardımcısının devam eden açıklaması şöyle, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Genel Başkanımızla görüşmesi bekleniyor. Orada da belki daha kapsamlı bir değerlendirme yapma imkanı olabilir veya sonrasında daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir şeklindeki açıklaması dikkat çekiyor. Ee, köşe yazılarında da konuyu alanlar var. Rauf Temarin hemen bu noktada köşesine göz atmakta fayda var. Bugün bu konuyu köşesinde değerlendirmiş. Ne demek bu deniliyor? Rauf Tamer dün özellikle bu konuya değinmişti. Bugün de Ray Branson üzerinden bir yorumu söz konusu. Acaba bu ittifak nasıl bir süreçte olur? Dün bu konuyu değerlendirmişti. Ama özellikle Amerika ziyareti ve Amerika'dan gelen Ray Branson'a ilişkin açıklamasına ilişkin de köşesinde yer verdiği bir başlık söz konusu. Bunu okuyalım. Ray Branson bu ay bırakılabilir kim dedi? Diyor ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo. Bu bir tahmin olabilir bir temenni de olabilir. Kim ne karışır diyor ama orada durmuyor ki Pompeo şöyle devam ediyor. Bu hafta Türk yetkililerle konuşmayı bekliyoruz. Bir dakika diyor Bay Pompeo. Türk yetkililer dedikleriniz yetkisizdirler, mahkemelere karışmazlar. Siz şunu mu demek istiyorsunuz? Türk yargısı kim oluyor? Yetki başkalarında, yetki başkalarında e bravo diyor. Amerika'da bu işler böyle mi deniyor? Herhalde böyle dönüyor ki Reza Zarrab davası işte ortada diye de kinayesini ortaya koyuyor. Bay Pompeo zannetmeyin ki Rahip Brunson'ın hapiste kalmasını istiyorum. Hayır ben kimsenin hapiste kalmasını istemem Allah kurtarsın ama yargıyı yok sayıp da işi yetkililerle çözmeliği tasarlamak hiç devlet terbiyesi almadığınızı gösteriyor diyor. Dilerim rahip bir an evvel çıksın. Çıksın ve benim vatan topraklarımı terk etsin. Bizden uzak dursun ama sahiden çıkarsa konuşacağınız o yetkililer sahilsinde değil Türk adaleti sayesinde çıkacaktır hem de size rağmen çıkacaktır diyor. Bay Pompeo size daha fazla sistem edemiyorum çünkü burada sarayın hakimleri, sarayın savcıları diye avaz avaz bağıran Türkler varken ciddiyetsiz bir Amerika'nın üslubuna şaşmamak lazım şeklinde de son yaşanan tartışmayı gündemine alıyor. Bunu da ifade edelim. Diğer gazetelerin pek görmediği ama Aydınlık Gazetesi'nin önemsediği haberin ayrıntısına bakacağız. Şimdi de Avrupa Birliği ile İran hattı arasında bir süreç. Özellikle dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD Başkanı Trump'ın İran'ı hedef alan açıklamaları ortada dururken ve gülüşmeleri neden olan ya da Trump'a yönelik belki de serzeniş olarak kabul edilen tavırlar söz konusuyken, yaptığı açıklamaya gülüşmeler söz konusuyken biliyorsunuz İran'a yönelik ambargo meselesinde özellikle Avrupa kanadı önemli adımlar gerçekleştirdi. Hani eskiden Türkiye'yi de Mesela içinde bulunduğumuz böyle bir ekonomik kriz dururken Avrupa'nın önde gelen ülkeleri hemen hedef alırdı. Türkiye'ye de bunu yapmadılar, İran'a da bunu yapmıyorlar. Demek ki gerçekten Atlantik cephesinde bir çatlama izleri, işte NATO ordusunun kurulması meselesinden başlayan tartışma, Amerika'dan kopmalıyız şeklinde yapılan açıklamalara kadar uzayan süreçte Avrupa ile Amerika hattı arasındaki çatlamada en net anlaşma ki öyle bir anlaşma ki Almanya, İngiltere, Fransa, Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları İran'a yaptırımları açmak için İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif'te bir toplantı yaptı. Ve toplantıdan İran'la ticarete özel ödeme sistemi kurulması kararı çıktı. Amerika'nın yaptırım tehditlerine karşı Avrasya'da yeni bir eksen şekilleniyor. Bu eksenin bir ucu Avrupa kıtasına diğer ucu Asya'nın derinlerine uzanıyor. Çin'e kadar uzanıyor. Yeni ve... Önemli adımlar var. Amerika'nın İran'a yaptırımlarına karşı yeni bir finansal yapı kuruluyor. İşte bu kapsamda kritik toplantı yapıldı. O toplantının ayrıntılarına bakalım. Yeni bir dünya kuruluyor. Avrupa Birliği ve İran arasında ithalat ve ihracat ödemelerinin yapılabilmesi için yeni bir finansal mekanizma kuruluyor. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'in Dışişleri Bakanları İran Dışişleri Bakanı ile New York'ta bir araya geldiler. Toplantının ana gündem maddesi İran'a yönelik Amerikan yaptırımlarıydı. Amerikan yaptırımlarına karşı toplantısı tarihi bir toplantı oldu. Toplantıda taraflar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda izleyecekleri çizgiyi e, istişare ettiler ve burada bir ortak tutum belirlediler. Dolayısıyla bu ülkeler Avrupa Birliği temsilcileri Rusya, Çin ve İran bir bakıma Avrasya bloğu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na bir ortak irade, bir grup olarak girdiler. Bu dünyadaki köklü dövüş, değişimin işaret, çok sayıda işaretinden biri. Amerika'nın nükleer anlaşmadan çekilmesi sonrası anlaşmaya taraf olan diğer ülkeler İran'la ithalat ve ihracat yollarını açık tutmak için yeni bir yöntem üzerinde anlaştı. Avrupa Birliği, Rusya ve Çin Dışişleri Bakanları ve İran Dışişleri Bakanı ortak bildiri yayınladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini toplantı sonrası açıklama yaptı. Mogherini, Avrupalı şirketler İran'a ticaret yapmaya devam edecek ve bu dünyadaki diğer ortaklara da açılabilir dedi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner, Avrupa Birliği ülkelerinin de bu anlaşmaya onay vermesini kaşınılmaz olarak değerlendirdi. Ekonomik gerçeklerin bu süreci dayattığını belirtti. Burada e, Amerikan yasalarının, Amerikan dolarının hakimiyeti dışında bir e, ödeme sistemi oluşuyor ki bu gerçekten çok çok büyük bir devrim. E, bunu dayatan İran e, örneği ve Avrupa Birliği'nin İran'la enerji ticareti ancak e, dördüncü madde olarak bu ödeme sisteminin bununla sınırlı kalmayacağını öngörebiliriz. Bugün İran'da Amerikan kontrolü dışında e, ticarete olanak sağlayan bu ödeme sistemi yarın Amerikan ambargosuna maruz kalan diğer bütün ülkeler için de uygulamaya konulabilecektir. Olsun Rusya, olsun Çin, olsun Venezuela, olsun Küba, olsun Türkiye, bütün bu ülkeler artık Avrupa Birliği ile ticaretlerini bu sistem üzerinden olgunlaştıkça bu sistem üzerinden Amerikan tehditlerine maruz kalmadan gerçekleştirebilecekler. Yayınlanan ortak bildiride ise 2015 yılında nükleer anlaşmasına imza atan 6 devletin anlaşmaya bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri açıklandı. Bildiride Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran'ın yükümlülüklerine uygun davrandığını 12 kez onaylandığı belirtiliyor. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, oluşan yeni durumu ve küresel düzeydeki ekonomik arayışları bu sözlerle değerlendirdi. Bir yeni bir dünya kuruluyor diyoruz. İşte yeni bir kurulan dünyanın mali yol taşlarından birisinin döşenmeye başlandığını görüyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin alacağı tutum çok önemli. Türkiye burada bu anlaşmayı bir bütünüyle desteklemeli. İkincisi İran'la yürüttüğü ticarette ve özellikle İran'ın enerji ithalatında bu anlaşmaya dahil olacağını hissettirmeli, göstermeli, fiilen göstermeli. Ve üçüncüsü Avrupa Birliği ülkeleriyle özellikle bu ödeme sistemine müdahil olmanın koşullarını görüşmesi çok doğru olur. Evet Washington'da da yaptırımlarla Tahran hedef alındı. Sadece bunu Washington yaptı. Zayıf bir e, İran görmek istiyor çünkü e, pazarlık masasında. Ancak Avrupa ülkeleri İran ve nükleer program konularında Amerika ile aynı görüşte değil. İran'da bu durumun yani yalnız olmadığının farkında. Türkiye'nin de yakından tanıdığı üst düzey bir İranlı yetkili aynen şöyle dedi. Bu krizi Türkiye ve Çin'le aşabiliriz. İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne red cevabı geldi. Yaptırımlarla gerilen ilişkiler sonrası Tahran'ı masaya çekmeye çalışan Washington'ın çabaları karşılıksız kaldı. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın son tweet'i her zamanki gibi farklı bir tondaydı. Ruhani'nin çok şeker bir adam olduğundan eminim dedi. Gözler 26 Eylül'deki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki zirvede. Bu zirvenin bir oturumunun konusu da İran nükleer anlaşma ve kitle imha silahları. Toplantıya saatler kala iki ülkeden peş peşe açıklamalar yapıldı. İran kanadı net ve kararlı bir tutum sergiliyor. Avrupa'dan İran konusunda istediği desteği alamayan Amerika'nın yaklaşımı ise oldukça ilginç. İran'ı yaptırımlarla köşeye sıkıştırmak isteyen tanı Trump önce BM Genel Kurulu'nda İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme fikrini ortaya attı. Ardından Ruhani'nin çok şeker bir adam olduğundan şüphesi bulunmadığını söyledi. Amerikan Başkanı mesajında bir çıkış daha yaptı. Taleplere rağmen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme planım yok dedi. Geçen hafta da Amerika'nın BM temsilcisi Nikki Haley, görüşme talebinin gelmesi durumunda değerlendirilebileceğini duyurmuştu. Ardından hafta sonunda Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmeden mutluluk duyacağını söyledi. Ancak Ruhani, Trump'la görüşmenin hiçbir etkisinin olmayacağını dile getirdi. İran'ın dini lideri Ayetullah Amaney'den de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşme teklifine olumsuz yanıt geldi. Hamaney'in Uluslararası ilişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Konuyla ilgili soruyu yanıtladı Trump ve Pompeo'nun hayali asla gerçek olmayacak ifadelerini kullandı Velayeti ülkesinin ABD'nin ekonomik yaptırımlarının üstesinden Çin, Rusya ve Türkiye ile geleceğini belirtti İran'ın petrol ihracatının Amerika'nın baskılarıyla sıfırlanmasının mümkün olmadığını savunan velayeti Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerenin söz konusu olmadığını da kaydetti Amerika ve Çin'in karşılıklı yaptırımlarda ikinci dalga başlamışken Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shuwen'den Amerika'yı Çin'in boğazına bıçak dayamakla suçladı. Shuwen bu şartlar altında ticaret savaşının çözülmesi için görüşme yapmayacaklarını vurguladı. Started a Çin Ticaret Bakanı yardımcısı Wang Shu Yuwen, Amerika ile başlayan ticaret savaşına ilişkin konuştu. Başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Çin Ticaret Bakan yardımcısı Shu Yuwen, Amerika'nın çok büyük bir ticari kısıtlama önlemini hayata geçirdiğini vurguladı. Buna tepki gösteren Shu Yuwen, görüşmeler nasıl ilerleyecek ki? Bu eşitçe yapılan bir görüşme değil. ifadelerini kullandı. Çin Ticaret Bakanı yardımcısı Amerika boğazımıza bıçak dayamışken ticaret savaşının çözümü konusunda görüşme yapamayız dedi. For any talk to be Çin'de Dışişleri Bakanlığına denk olan devlet danışmanı sıfatını taşıyan Wang Yi de New York'ta konuştu. Wang Yi de ticaret görüşmelerinin baskı ve tehdit ortamında yapılamayacağını söyledi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de Amerika'da belirli güçlerin güvenlik ve ticaret alanlarında temelsiz suçlamalarda bulunduğunu söyledi. Wang, eğer bu devam ederse Amerika-Çin ilişkilerinde son 40 yılın kazanımları bir anda yok olacak diye konuştu. Çin Devlet Konseyi ise Amerika'yı ticari zorbalıkla suçlamış Washington'ın diğer ülkeleri isteklerine boyun eğmesi için tehdit ettiğini savunmuştu. Evet bölgesel denklemde gerçekten önemli hamleler bunlar. Güneli Civoğlu'nun bir Millietteki Suriye'de Buzdağı yazısına bakalım. Özellikle Yeni Şafak'tan İbrahim Karagül'ün yazısına atıfta bulunduğu bir köşesi de yer ayırdığı yorumlar var. Çünkü bölgesel birliktelik açısından da bunlar temel teşkil ediyor. Bütünlük sağlasın diye bunu da sizler için seçtik. Bir okuyalım. Civoğlu diyor ki Yeni Şafak'tan İbrahim Karagül dün şöyle yazdı. Bu garnizon devlet planı Türkiye'ye kurulan en büyük tuzaktır. Bir adım sonrası savaşın Türkiye topraklarına taşınmasıdır. Meselenin dar bir terör meselesi olmadığı, bir coğrafya meselesi olduğu, bölgenin bütün ülkelerini parçalayacak bir en kirli planların ana üssü olacağını söylüyoruz. Suriye dışında yakın bölgelerde yeni çatışmalar çıkaracaklardır. Daha vahim bir endişeyi paylaşayım. Bu öyle büyük bir hesap ki uğruna yeni savaşlar çıkarılır. Önümüzdeki dönemde ya Türkiye içlerine yeni bir müdahale türü denenecek ya da Suriye'de yeni bir çatışma alanı oluşturulacak ya da Basra Körfezi bölgesinde çok ciddi krizler yürütülecek. İran'ın Ahvaz kentinde yaşanan saldırı bu çerçevededir şeklinde yorumu da dikkat çekici işte diyor. Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan Fırat'ın doğusunu telaffuz etti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da şunları söyledi diye hatırlatıyor. Suriye'nin toprak bütünlüğüne dönük ana tehdit ülkenin doğusundaki bölgelerden ABD'nin doğrudan kontrolü altında bağımsız özerk yapıların fiilen kurulmakta olduğu Fırat'ın doğusundan gelmektedir. Türkiye ile Rusya Soçi'de İdlib'in ötesinde Fırat'ın doğusunda ABD destekli PKK-PYD garnizon devlete karşı işbirliği için bir anlaşmaya vardılar mı soru işaretiyle de süreci <laughs> özetliyor kendi çerçevesinde. tabi tabii hava şartları bir anda değişince bizler de çok fazla etkileniyoruz. Özellikle kuru soğuk virüsü galiba yine yaygın bu konuda sizleri de uyaralım. Kendimizin de tabi buradan çıkartacağı bir pay var. Onun için de zaman zaman yaşıyorum bu durumu. başlayın değerli dinleyicilerimiz. Evet özetle bölgesel ittifaklar çerçevesindeki süreci böyle okuyup görmekte fayda vardır diye bütün fotoğrafı bir kez daha sizlerin gözleri önüne serdik. Yeniden bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'da yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Japonya Başbakanı ve İran Cumhurbaşkanı ile ayrı ayrı görüştü Erdoğan. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Genel Kurulu'nda liderlere seslendi Erdoğan'ın mesajının Fırat'ın doğusu olması ki bugün gazete başlıklarına baktığımızda haberi sizlere de net bir şekilde sunduk. Görüşme trafiğine ilişkin tablosu bu şekilde yansıyor. Bir yandan da Berat Albayrak Amerika'da diplomatik temaslar sürdürüyor. Ekonomiye ilişkin verilere de takip ediyoruz Açıklamalar da Önemli Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Amerikalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Bakan Albayrak'a göre Türkiye'nin borçlanma bakımından dünya ortalamasına göre iyi olduğunu söyledi. Bugün gazetelerin başlıklarında da var. Albayrak ihtiyaç halinde bankalara desteğe hazırız şeklinde bir açıklama yaptı. O açıklamanın bir ayrıntılarına bakalım. Amerikan iş dünyasının temsilcileri New York'ta bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak toplantıda Türk ekonomisiyle ilgili mesajlar verdi. Amerikalı iş adamlarına Türkiye'nin finansal reformları ve Türk ekonomisi temalı konferansta seslenen Albayrak yeni ekonomi politikası ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü bir program olduğunu savundu. Çok daha sağlam bir ekonomik ve finansal Albayrak Türkiye'nin makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat olduğunu da belirtti. Biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatsızız. Kamu, hane halkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda Türkiye'nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'de kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %28. Yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması %49. OECD ortalaması ise %110 civarında. Bu demek oluyor ki Türkiye kamu borcu alanında gayet iyi durumda. Türk ekonomisinde yaşanan çalkalanmalarla ilgili ise 15 Temmuz darbe girişimini örnek gösteren Maliye Bakanı son dönemlerde önceliğin ulusal güvenliğe verilmek zorunda kalındığını ifade etti. Atılacağı yeni bir sürecin başlangıcı olarak. Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklar konusunda tedbirli olduğunu belirten Albayrak ihtiyaç durumunda bankacılık sektörüne gereken desteği vereceklerinin altını çizdi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı ile ilgili yaşanan spekülasyonlara da değindi Berat Albayrak. Atılan adımlar neticesinde bu spekülasyonların sonlandığını vurguladı. Yani Albayrak'ın açıklamaları böyle. Tabi e, tabii uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da görev başında. Moody's yani Moody's'ten gelen yani kredi derecelendirme kuruluşları arasında Standard and Poor's, Fitch gibi kuruluşlar var ama Moody's'in daha e, Türk ekonomisinin özellikle yurt dışı borçlanmalarında daha etken olduğu biliniyor. Onun için oradan gelen haber önemliydi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's Türkiye'nin döviz cinsi banka mevduatlarına yönelik tavanını B2'ye indirdi. Yapılan açıklamada tavan notundaki indirimin Türkiye'nin kredi notuna etkisinin bulunmadığı belirtildi. Moody's yine Türkiye'nin notunu düşürdü döviz mevduat tabanını azaltma kararının hükümetin Türkiye'nin döviz rezervlerini korumak için döviz cinsi mevduatların çekilmesini önlemek için müdahalede bulunma riskinin arttığı yönündeki görüşünü yansıtıyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsi banka mevduatları için ülke tavan notunu B1'den B2'ye indirdi. Ancak alınan kararın Türkiye'nin ülke notuna bir etkisi yok. Kuruluştan yapılan açıklamada hükümetin mevduat sahiplerinin döviz mevduatlarına erişimlerini sınırlayabileceği ihtimaline değinildi. Hükümetin mevduat sahiplerinin kendi döviz mevduatlarına erişimlerini sınırlama riski, hükümetin kendi borçları nedeniyle temerrüde düşmesi riskinden daha yüksek. <laughs> Moody's açıklamasına göre diğer ülke tavanı notları değişmedi. Bütün bunlar alana sahaya nasıl yansıyor? İşte onun haberi hükümet ekonomik kriz yok diyor ama krizin etkileri Türkiye'nin her köşesinde hissediliyor. Derinleşen krizin etki ettiği bir şirkette TOFAŞ. Üretimin ana damarlarından biri olan Bursa'da TOFAŞ 15 gün süreyle üretimi durdurma kararı aldı. Vatan Partisi kararın hemen ardından TOFAŞ önünde basın açıklaması yaptı. Emekçilerin yanında izledi. Türkiye'de ekonomik kriz vardır ve bu buz gibi bir gerçektir. Son dönemlerde Türkiye ekonomisinde ağır kırılmalar yaşanıyor. Türkiye'nin çok sayıda köklü şirketi Concordato'ya yani iflasa gidiyor. Pek çoğu da işçi çıkarmaya başladı. <laughs> Krizin vurduğu bir şirkette Tofaş oldu. Üretimin kalbi olan Tofaş 15 gün süreyle üretimi durdurma kararı almıştır. Tofaş 24 Eylül ve 7 Ekim arasında üretimi tamamen durdurma kararı aldı. Kararın ardından ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi İl Başkanı Hacı Bektaş Aykut şirket önünden yetkililere ve emekçilere seslendi. Bu kararla Bursa'nın kalbi durdurulmuştur. Bu kararla Türk üretiminin kalbi durdurulmuştur. Açıklamanın yapılacağı bölgeye çok sayıda otobüs koyan ve açıklamadan dolayı tedirginlik duyan TOFAŞ yetkililerine de seslendi Aykut. Buradan TOFAŞ yetkililerine sesleniyoruz. Biz sizin karşınızda değiliz. Biz Türk üreticisinin yanındayız. Bunların hiçbirine gerek yok. 15 günlük üretim durdurma kararı sonrası gündeme gelecek kritik bir konu daha var. Bin Tofaş işçisinin işten çıkarılması gündeme gelmiştir. Tofaş yetkilileri tasarruf adı altında bin işçiyi işten çıkarmayı planlıyor. Omuz omuza, omuz omuza. Vatan Partisi Tofaş işçilerine destek mesajı verdi. Buradan Tofaş işçilerine ve diğer tüm emekçi sınıflara da sesleniyorum vereceğimiz emek mücadelesi aynı zamanda bir vatan mücadelesidir arkadaşlar. Çünkü bu krizin merkezi Tofaş'ta değildir. Bu krizin merkezi Amerika'dır. Amerikan emperyalizmidir. Vatan Partisi olarak dün Kargil işçilerinin mücadelesinde olduğu gibi bugün burada olduğu gibi ve yarın her yerde emek ve vatan mücadelesinin merkezinde olacağız. Mehmet Hakkaya'nın yazısı var. Krizden çıkışın yolu işçiyi köleleştirmek mi? Yeni ekonomik program işte alanda sağda yaşananlar. Aydınlık gazetesini alın okuyun lütfen. Ondan bir bölümü de ben sizlerle paylaşacağım ama bir araya gideceğiz galiba. Aranın ardından e, devam edeceğiz. Günaydın Türkiye'ye devam ediyoruz. E, 26 e, Eylül 2018 Çarşamba gündeminde birlikteliğimiz sürüyor. En son emek kesiminde kalmıştık. Aydınlık yazarı Mehmet Akkaya'nın yeni ekonomik program 2019-2021'in hedefi işçiye kölelik vurgusu vardı. Özellikle emek kesimini yakından ilgilendiren işte kıdem tazminatı, kölelik şeklinde tanımlayacağımız esnek çalışma model maalesef yeni ekonomik programın gündemlerinden bir tanesini oluşturdu. Krizden çıkış yolu işçiyi köleleştirmek mi sorusundan aldık Akkaya'nın yazısından. Diyor ki 24 Haziran seçimlerinden 3 gün sonra 27 Haziran'da kesinleşmiş sonuçlar bile açıklanmamışken TİSK Cumhurbaşkanı kutlamış iki istekte bulunmuştu. Çalışma hayatını esnekleştirin, asgari ücreti düşürün. Programın yaptığı da bu hatta daha da ötesi diyor saldırıyor işçi ediyor. Esnek çalışma, performans köleliği, kıdem tazminatına göz dikme ve bireysel emeklilik sistemi için işçiden zorla kesinti diyor Mehmet Hakkaya. Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumlar yeniden yapılandırılacak. Liyakat ve performans odaklı insan kaynağı yönetimi benimsenecek. Program esnek çalışmada sınır tanımıyor. Her türlü esnekliğe yol veriyor. Hizmetin özelliğine göre uygulanacak esnek çalışma modelleriyle diyor. Esnek çalışma köleliğin o kadar sevmiş bir program ki diyor. Bir kez daha bastırarak yazıyor. Kamu kurumlarının esnek çalışmayla iş tatmini ve verimi yüksek iş gücüne sahip olmaları sağlanacak vurgusuna dikkat çekiyor yeni ekonomik programın satır arası ayrıntısında. AKP ve işverenler esnek çalışmayı niye bu kadar seviyor diye soruyor. Örgütlenme, sendikalaşma hatta toplu sözleşme yok bu sistemde diye vurguluyor. Bazı çalışma biçimlerinde kıdem tazminatını ve emekli olabilmeyi rüyanda görüyorsun. Sebep bu diyor aslında her şeyi de özetliyor. Gerek bireysel emeklilik sistemi gerekse esnek çalışma modeli gerçekten Türkiye'nin kabusu. Tozlu raflardan bunları inecek ama işte az önce bahsettik Bursa'da TOFAŞ 15 gün üretimi durdurma kararı ve bin işçiye yakın işçinin de işten çıkartılması gündemi var. Concordato ilan eden inşaat firmaları oralarda yaşayan tablo söz konusu özellikle içinde yaşadığımız ekonomik kriz bir emperyalist saldırıysa ki çok açık ve net ögeleriyle bu ortada bu bir emperyalist saldırı. Hani biz de ekonomik programımızda buna çanak tuttuk vesaire uygulamalarımızda bu tuzağın içine çekilmeye göz yumduk eleştirilerinin. Haklılığınla birlikte evet bu bir emperyalist saldırı ama emperyalizm ekonomi modelli saldırınca e, toplum içinde çatlaklar e, oluşturmaya da çalışacaktır zaman içinde. Onun için bu esnek çalışma modeli yok giden tazminatı meselesi vesaire e, or, or, orada hatlar e, karışır. E, bu konuda özellikle uyarıyoruz işçinin sabrını kimse taşırmasın. ha Bu şu demek değildir biz e, üreten işverenin de yanındayız. Ee, elbette bu coğrafyada e, ki e, altını özellikle çizmek lazım dünyada e, doğal kaynaklarıyla zengin ve bundan dolayı da çok iyi ekonomik gelir elde eden ülkeler işte Venezuela diyorsunuz. İran diyorsunuz, Rusya diyorsunuz. Buraların çalışma hayatlarına baktığınızda bizdeki kadar küçük ve orta ölçekli firmaların girişimci ruhunun yer verilmediğini görüyoruz. Yani bu bizim ekonomimizin avantajı. Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiği, karma ekonomik sistemin getirdiği avantajla işte 94 krizi, 2000 krizi, 2008 rüzgarı atlatılabildi. Neden? Çünkü bizim kobimizin ve büyük sanayimizin ortaya koyduğu refleksler buralarda önemliydi. O girişimcilik ruhu sürdüğü için. Dolayısıyla yerli sanayicimizle, milli sanayicimizle, üreten kesimin temsilcileriyle ve elbette emekçimizle yan yana omuz omuza olmak adeta bir görev. Ama takip ettiğimiz ekonomi gündeminde tarımda önemli bir yer tutuyor. Şimdi Aydın'a pamuğa uzanacağız. Eylül ayında Pamuk hasadının başlamasıyla birlikte pamuk piyasasında yine kirli oyunlar sahneleniyor. Pamuk fiyatları dolara endeksli olduğu halde kurdaki rekor artışa rağmen pamuk fiyatı spekülatörler tarafından düşürülüyor. Aydın'da ziraat odaları ortak bir basın açıklamasıyla duruma tepki gösterdi. Yetkili kurumları göreve çağırdı. Bugün burada toplanmamızın ana gayesi son günlerde pamuk fiyatlarının aşağıya doğru çekilmesiyle ilgilidir. Eylül ayının gelmesiyle birlikte pamuk hasadı başladı. Ancak hasat yapan pamuk üreticisi bazı fırsatçı kesimlerin fiyatları yapay olarak düşürmesi nedeniyle zarar ediyor. Aydın'da ziraat odaları bu duruma tepki olarak ortak bir basın açıklaması yaptı. Toplantıya AKP Aydın Milletvekili Rıza Posacı da katılarak destek verdi. Ziraat Bakanı'nı alıyor olduk. Orada gerekli konuyu ileteceğiz bakanlığımıza. Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kenderlioğlu, dolara endeksi olan pamuk fiyatının dolar korundaki rekor artışa rağmen borsada nasıl düşürüldüğünü anlattı. Dünya borsalarında 12,5 lira olan fiyatların Türk üreticisine 1,5-2 lira daha düşük yansıtıldığını açıkladı. Belirli kesimlerce borsaya bir miktar pamuk yatırılarak Dünya fiyatlarının altında fiyat belirlenmekte ve uzun süre işlem görmediği yönünde manipülasyon yapılarak üreticinin 8-9 ay çalışarak alın teri döktüğü, pamuk fiyatları üzerinde oyunlar oynanmaktadır. Kenderlioğlu, başta Devlet Denetleme Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'yla Tarım-Orman Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri ve ilgili kurumları göreve çağırdı. Önlem alınmasını istedi. İlgi birimlerce denetlenmeli, üreticilerimizin mağduriyetine neden olacak olumsuz hareketler önlenmeli ve bu durum, bu durum disipline edilmelidir. Pamuk fiyatlarını yapay olarak düşürmek için şu yöntem kullanılıyor. Her yıl hasat sezonunun başında belirli kesimler tarafından borsaya bir miktar pamuk yatırılarak dünya fiyatlarının altında fiyat oluşturuluyor. Uzun süre işlem görmediği algısıyla fiyat manipülasyonu yapılıyor. Tüccar, iplikçi ve fabrikalar bu en düşük ilk fiyat üzerinden ödeme yapıyor. Böylece üretici dünya fiyatlarının altında satmaya zorlanıyor. E, kur fiyatlarının bu kadar yüksek olduğu e, durumlarda e, fiyatların aşağı doğru çekilmesi bize biraz garip gelmektedir. Bununla ilgili tedbirlerin alınmasını biz istiyoruz. Efeder Ziraat Odası Başkanı pamuk üreticilerine de ürünlerini satmamaları ve en az 1-2 ay bekletmeleri çağrısında bulundu. saniyeden fotoğraf Nadir Temeloğlu stüdyomuzda Aydınlık Gazetesi'nde yoğun tempoya ara verdi. Sağ olsun yayınımız için. Nadir hoş geldin. Hoş Özlemiştim seni de. Geçtiğimiz dönem uzun periyotlarla birlikte yayın yapmıştık. Evet. Ee, hoş geldin tekrar. Ayağına sağlık. Hoş Şimdi bulduk. sıcak gündemi anlatacağız. Bugün önemli başlıklar var. Aydınlık Gazetesi'ni mutlaka alın. Ee, gerçekten e, emek kesimini ilgilendiren, işveren, kanadını ilgilendiren çok güzel özel röportajlar evet. var bugün. Onların kısa başlıklarla Nadir'den alacağız ama tabii Aydınlık Gazetesi hani öyle bir kültür, öyle bir e, habercilik vardır ki şeyi çok net hatırlıyorum. Ben o dönem tabii e, bir tatil e, dönemine denk geldi. Hı hı. E, üç gün e, bayramda evet. yayın yapmadı Aydınlık Maalesef. gazetesi. Ama şöyle bir özelliği var işte Aydın'ın Yayın yapmadığı dönemde gündem belirliyor. Evet. Türkiye o saatten sonra o kağıdı konuştu değil mi? Kesinlikle. Hani bazıları böyle e, laf sokmaya falan kalktı böyle. Düşmanlarımızı da evet. e, gördük. E, onlara da güzel ders oldu. Çünkü bu sadece Aydın'ın meselesi değil. Türkiye'nin evet. meselesiydi. İşte okullara açıldı defter kitap kağıt değil mi? Ee, orada yine e, gündeme geldi. İşte e, birçok karikatür dergisi e, yani benim çok alışkanlığım evet. yok ama seveninin çok olduğunu biliyorum. E yine çok sayıda önemli gazete orada çalışan emekçiler var. Evet. Onların gündemini çok yakından etkiliyordu ve Türkiye sizin o evet. duruşunuzla birlikte net bir şekilde SEKA'yı konuşmaya, yerli üretimi evet. ve bu çerçevede de başta yerel basın olmak üzere kağıt evet. sektörünün bütün kollarını desteklemek üzere bir proje. Galiba Cumhurbaşkanının önünde en azından evet, öyle Oraya kadar var. ulaştık. Bizi <laughs> özetler misin bu ee, tabloyu? Tabii biliyorsunuz. Yanlışım varsa da Kurban Bayramı zaten. döneminde yani daha Öncesinde Ağustos ayında başladı. Biz seninle hiç konuşamadık. Bu yayında da onun için bir kez daha gündeme taşımış olduk. Tabii yani. hem izleyicilerimizi hatırlatmak için söylüyorum. Çünkü gerçekten sadece yazılı basın değil, aynı zamanda yayın evleri olsun, diğer sizde bahsettiğiniz dergiler olsun, ciddi bir kağıt krizi yaşanıyor Türkiye'de. Biliyorsunuz döviz kurlarının çok fazla artmasından dolayı Türkiye'de de kağıt maalesef e, Üçe katlandı mı? Yani siz gazete yani tabii. finansını da biliyorsundur. Hani e, ithal edilen bir yer var. evet e, O aracıdan siz kağıdı alırken 1 lira verirken şimdi 3 lira mı vermek zorundasınız? E, Böyle mi? Daha fazla bile. Yani şöyle mesela yıl başında ocak ayında e, kağıdın tonu yaklaşık 2000 liraydı. Türk parası olarak aktarırsak hazirana geldik. Haziran'da yaklaşık hatta bu Ağustos'ta 6500 lira oldu. Yani neredeyse 3,5 kat 3 kattan fazla. Çok ben yani benim tahminimin ee, ötesindeymiş. Evet, artmış oldu. Çok ciddi bir kriz var. Yani bakın Ünlü yayın evleri dahi, o çok ünlü, güzel kitaplar basan yayın evleri dahi kitaplarını azalttı. Birçok yayın evi kapandı, yerel gazeteler... Masaya kitap gel eksik olmazdı geçen yıl, bu yıl gönderen yok yani çok evet, belli. Çünkü Nedenini basamıyorlar. Basamıyorlar. Yani. Maalesef. Onu görebiliyoruz ee, doğru. Dediğiniz gibi ciddi PDF kriz var. Pdf'de dağıtacağız herhalde artık. <laughs> e, tabii o tartışmalar da var artık dijital dünya ama tabii Türkiye'nin okuyucu alışkanlıkları kitap bir başka. Bir başka gazeteyi açmak, kitabı açmak, tabii yani ki, onun kokusu buna. E, Genç de seviyor yani ben onu... E, ulaşabildiği ilkleri takdirde hı hı. Para doğru ya da harçlıkları aslında takdirde. dünyada ünlü işte Huffington Post gibi bazı gazeteler dijitale geçti ama şimdi onlar da tekrar geri yazılı Değil basına yani. dönüyorlar çünkü bunlar hep arşiv geleceğe tabii, kalacak tabii. E, notlar. notlar dediğiniz gibi çok önemli. Yani Biz, bu bir mizampajı ilk yüzden iyi düşünmüş. Yani insana uygun, ergonomiye uygun, kesinlikle yani bir psikolojik hı hı. tarafı da var işin yani. Evet. Dijitalde zaten bir kişi Facebook'tan birinin manşetini de paylaşıyor, bir şey de yazıyor köşe yaz ama yok yani bu gazeteyi almak mesela Aydın'ı aldığınızda o havayı çok hissediyorsunuz yani sayfasını döndürdüğünüzde bir de hakikaten özellikle son bir yıl içinde çizgileriyle grafik tasarımlarıyla da çok apayrı bir e, gelişim gösterdi. Dijitalde de bir de bir şey gelişti son dönemde. Başlık okuma yani. yani okuyucu doğru. başlığını okuyor. Alt ama başlığını, içerik, spotunu tabii. okuyor. İçeriye çok inmiyor ama gazeteye parasını veren onu alıyor. En ince ayrıntısına kadar. Bir de aydınlığın okuyucusu. Çok teşekkür ediyoruz. Yani hesap soran bir okuyucu. Doğru. Bizim önümüze atıyor aydınlığı. Bakın burada hata var. Siz yani. bu haberi yaptınız. Hadi devamını getirin. Hadi bunu da yapın. Mi? Ee, niye yani. bunu söylemiyorsunuz? Bizim böyle bir sorunumuz var diye hesap soran, soran çok etkileşim doğru. çok fazla olan bir Ulusal gazete. Ulusal izleyicimiz aydınlık ee, okuyucu. O kesinlikle Facebook'tan yazarsan nasıl böyle cümle kurarsın falan evet. filan diye hani öyle şeylerimiz. O yüzden e, şeylerimiz çok, çok teşekkür lazım. ediyoruz. Dediğimiz gibi biz Ağustos ayında 3 <laughs> günlük bir ara verdik bu kağıt krizine dikkat çekmek için. Ardından çok ciddi toplantılar yapıldı. İşte Türkiye Gazeteciler Sendikası olsun, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olsun, bütün gazete kurumlarının işte genel yayın yönetmenlerinin geldiği toplantılar oldu. Orada ciddi çözüm önerileri konuşuldu, tartışıldı mesele. aslında Aydın'ın ilk günden itibaren yaptığı yayınlar raporlaştırıldı diyebiliriz orada. Yani işte orada ne vardı? Vergilerin düşürülmesi kısa vadede. ondan sonra kağıt bankalara destek. O silsile halinde başlıklar yazmıştınız. Onlar evet. şu anda Sayın Erdoğan'ın önünde mi? Kesinlikle önünde ve biz de acil olarak artık bir gereğinin yapılmasını gerektiğini söylüyoruz Fu, Fuat Oktay'a. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Öyle Fuat Bu Oktay'a. Konuyla ilgili iş, evet. Ha yardımcısına. Yardımcısına, başdanışmanına teslim edildi. Tabii o demek Erdoğan'ın önünde de bekliyor. Evet, demek. Elbette, O mesele. Aslında ama yani Aydın'ın gündeme getirdiği bir konuyu hmm. Beştepe'nin böyle masa üstüne koyması da benim oldukça dikkatimi Tabii çekti. Tabii yani, yani çok ki... önemli çünkü aslında onlar da etkileniyor. Sadece işte aydınlık değil, muhalif gazeteler değil aynı zamanda bu işte hükümete yakın medyada, holding medyası da onlar da ciddi anlamda etkileniyor. E, bu burada krizi, şöyle bir görevlişer mesela yurttaşlarımız Cimer'e e, aldığı kitabın hı hı. E, fiyatını bildirseler, yani böyle bir e, süreç başlatsalar. Tabii yani o karşılıklarını yani, bile koymaları yani, hani, çok o açıdan, önemli oluyor. Çünkü hepimizin e, çocukları var, öğrenciler. Yani mesela hı hı. kitaplar, e, defterler olağanüstü arttı oralarda. Evet. İşte karikatür severler ya da e, aydınlık gibi e, Türkiye'ye yön veren evet. e, yayınları okumak ki işte bizim teori vesaire değil mi hepsi bunlardan alabildiğini. Aslında Bunlar Size diğer, şöyle bir katkı yapabiliriz. Buyur, Aydınlıkta buyur. da var. Şurada gösterelim. Yani ya kağıt öyle. krizi kitap meselesinde ha, vurdu. Güzel. Öğrenciler e, kaynak kitaplarını almakta çok ciddi zorlanıyorlar. Doğru. İşte bunları bize, bildirsinler CİMER'e ki tabii, yani tabii. orada hızlandırılsın bu süreç. ki çok... e, bu sezona eğitime bilmiyorum katkısı olur olmaz ama en azından bir planlamaya Evet. Ee, sokulur değil mi bu iş o açıdan. Evet. Yani çok önemli. şöyle önemli işte kimse kitabını bulamıyor. Üniversite öğrencileri kitap bulamıyor. bulamıyor <laughs> Twitter'dan işte <laughs> sosyal medya üzerinden şu kitabı arıyorum diye. Ya o yüzden de bir fotokopisini çektirdik. Onu da yapamıyorsun şimdi oradaki. <laughs> çok pahalı kız. Bir... pahalı evet. <laughs> <laughs> yani, yani. Fotokopi çektirmeye gitseniz bile dert oldu evet, yani, A4'e bilmem neye İşte dağarsanız. aileler çocukları okula başladı. kitap, defter, <laughs> kırtasiye malzemelerini alamıyorlar evet. vesaire. Hepsi bunlar dolara ve dövize endekste olması ithalat. Gerçekten öyle. Yani ucuz veren marketleri arıyorsun, indirim yapan bilmem ne. Arıyorsun. Diyorsun bir evet. e, haber geliyor işte Facebook'tan diyorlar ki şeyde e, üçte bir oranına inmiş kalem hadi haller evet, olur. Koşuyorlar e, oraya. Evet. oraya koşuyor. Yani ee, devletin işte bir köpek maması indirimi var falan artık böyle bir <gülüyor> <gülüyor> sosyal medya şeyi var. Devletin bir bütün olarak bu kağıt meselesine e, yani tuvalet lazım. kağıdından işte kırtasiye malzemesine kadar gazete kağıdından kitaba kadar öğrencinin okuyacağı kitaba kadar ciddi bir krizin içinde Türkiye. Türkiye. E, bir an önce e, hamleler bekliyoruz ama Aydınlık okuyucusu'na biz çok teşekkür ediyoruz. Mesela birkaç gün önce de verdik. Çok ciddi kampanyalar düzenliyorlar. Mesela Vatan Partisi Çankaya İlçe Örgütü çok teşekkür ediyoruz onlara da. Örnek bir kampanya yaptı. Öyle mi? hafta sonu pazar günü gazeteni al pikniğe gel etkinliği hmm, yaptı. Güzel. İşte aydınlığını gitmiş herkes bayisinden alan pikniğe koşmuş. Orada eğlenceli dakikalar. Hatta o, okumuşlar, aydınlık konuşmuşlar vesaire. Çok örnek, çok kalabalık bir kampanyaydı. Hemen yanında gene bir haberimiz vardı o gün. Türkiye Gençlik Birliği üyesi arkadaşlarımız. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar 5. olağan kongrelerini yapacaklar. Gençlik sayfasında aydınlık onların sesi olmuştu. Onlar da karşılıksız bırakmadılar. Hemen bütün üniversiteler bayilere koştu. Gazetesini aldı ve üniversitede öğrencilere hem kongrelerini... aydınlıktan duyurdular. Hem de aydınlığın iki al bir oku bir okut kampanyasına destek olmuş oldular böylece. Yani okuyucumuz böyle inatçı bir okuyucu bizim de. Hemen koşuyor gazetesini bayilerde tüketiyor. Çok sayıda şu bayide bulamadım, bu bayide bulamadım diye haberler geliyor. İşte Önceden öğlen bulabildim bayda şimdi sabah 7'de gidiyorum bulamıyorum gazete diye e, tepkiler de geliyor. Biz çok teşekkür ediyoruz ama e, gerçekten bu yazılı basının ayakta kalması için, aydınlığın ayakta kalması için bütün bayilerde aydınlığı tüketmelerini istiyoruz. O mesajı verelim lütfen alın okutun. Ee, Çünkü şimdi e, yayınımızı takip eden seyircilerimiz hı hı. gazetelerin e, hızlıca başlıklarının evet. turlarını sunduğumuzda da görecekler. E, aydınlık dışında. Yani bir iki gazeteyi daha elbette buna eklemek mümkün. Erdoğan'ın işte Birleşmiş Milletler'de evet. çok önemli sözler. Hı hı. Yani onları da yatsımıyorum. Teröre yönelik, FETÖ'ye yönelik, Amerika merkezli verdiği mesajlar çok önemli. Ama aydınlık şunu yapıyor, o aradaki fark bu. Diğer gazeteler gündemi evet. aydınlık değişen ekseni, evet. değişen dünyayı Fenerli, anlatıyor. Evet. Manşeti de bugün öyleydi. Lütfen alın okuyun çok önemli evet. manşet. Birkaç tane böyle bize seyircilerimizin de merak edeceği, Tabii. merak uyandıracak günün başlıklarını da senden dinleyelim aydınlıktan. Hemen anlatayım. ABD'ye karşı dev ittifak Aydın. manşetimiz gerçekten... Evet. Şuradan da gösterebiliriz. Gayet önemli bir manşet. Biliyorsunuz ABD son dönemde ambargolarını sıklaştırdı. Çin'e karşı bir ticari savaşı başlattı. Tabii o ticari savaşı sadece Çin'e değil, işte Türkiye'den Avrupa'ya kadar pek çok ülkeyi ilgilendiriyor. İran'a karşı da bir ambargo başlatmıştı. Daha önce yapılan nükleer anlaşmanın iptali meselesi olmuştu ve ciddi ekonomik yaptırımlar yapıyor. İran'da da ekonomik Sıkıntılar baş gösteriyor aynı yani Türkiye'ye kullandıkları gibi dolar sopasıyla, ekonomik sopayla dize getirme çabaları yapıyorlar. Ama bu New York'ta biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yapılıyor. Erdoğan da orada konuşmacı. Orada gizli bir toplantı yapıldı Avrupa Birliği ülkeleriyle işte Almanya, Fransa, Rusya, Çin var. İngiltere var, Fransa var. Onlarla çok önemli bir gizli toplantı yapıldı. İran Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif de katıldı o toplantıya. O toplantıda bir ABD'ye karşı bir ittifak Ki oluştu. Trump İran'a hedef almasına rağmen evet. Birleşmiş Milletler'de. Gerçi biraz komedi programına dönmüş sonrasında ama o benim ilgimi çekti. Evet bir de şu açıdan önemli. Bizim Avrasya dediğimiz şey bu mu? Kesinlikle bu. Yani bu böyle hem Avrupa hem değil işte yani. Çin, Rusya bir işbirliğine gidiyorlar. Amerika'dan kendini kurtaran Kesinlikle. ya da onun dünyaya hegemonyasını evet. artık kabul etmeyen Fransa'sı, Almanya'sı ve Tabii. elbette bunun Asya cephesindeki aktörleriyle birlikte. Yani gerçekten bence yılın manşetlerinden bir tanesini evet. hazırlamışsınız. Yani Trump'ı çıldırtan san. Haber diyebiliriz. haber diyebiliriz bunun için. Amerika'yı çıldırtan haber. Amerika'yı çıldırtan bu haberi lütfen siz de aydınlık alarak çevrenize okutun. Gerçekten çok önemli. Evet Yani İran'ı yok sayamayız çünkü İran yani enerjisiyle. Karar gazetesi de Brüksel'e atıp yapmış falan filan hani bir farklı merkezde ama o Ankara-Brüksel hattı üzerinden bir garip bir bağlantı kurmaya çalışmış ama temel başlık bence bu. Ee, o açıdan Okuyucularımıza önemlisi. şunu da söyleyelim. Yani burada bayrak bayrağı koymadık ama Türkiye'yi de doğrudan Türkiye, etkilemiyor. Tabii Çünkü Türkiye önceden yaptırımlara katılmayacağını söylemişti. Otomatik dahil evet. olduğu zaten. Kesinlikle. Sistem, değil mi? Diğer bu. Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olacak buna. Yani böylece hem İran'la ithalat ihracat yürüyecek hem de önemli bir enerji kaynağı İran. Ama Tüm onun manşetini için. daha önce atmıştınız. Evet. Hani demiştik tabii. ki bu ambargolara falan kimseye kanmasın. Fransa otomotiv devi İran'da evet. anlaşma imzaladı zaten. Ne evet. yapacak? Evet. Yerden bırakacak. Ya da evet. e, Almanya'nın biz bir Diyorduk ki İran'la, Çin'le, Rusya'yla ticari ilişkilerini evet. geliştirmek <laughs> üzere. İngiltere, ben Kesinlikle. hani e, burada anlaşmada e, belki şaşıran e, bazı yorumlar gördüm ama hiç şaşırmadım. Brexit'ı evet. e, yaparak yani yönünü e, ve eksenini değil mi e, e, girişken hatta belki Avrasya hamlesi açısından o brexit'i yaptığına dair de yorumum vardı. Biraz izlerde oturuyor. Bu açıdan önemli. Haberin tamamını vermeyelim evet. ama bu değişen geniş, dünya geniş eksi, eksenini diye. okusunlar. Şimdi emek kesimine ben özellikle seslenmek Hı -hı. istiyorum. Tabii emek kesimi derken çok önemli bir çizgi yakaladı bence Aydınlık Hı -hı. gazetesi. Diyor ki Vatan Partisi'nin TOFAŞ'ın yaptığı açıklamayı da önemsiyoruz. Evet. Sanayicimiz önemli. Kesinlikle. Kobilerimiz önemli. Emekçilerimiz önemli. Bu üçünü Sanıyorum önümüzdeki süreçte ana dinamasının taşıyıcı olarak Aydınlık Gazetesi sağlayacak. Evet. Benim gördüğüm izlenim bu. Onun için özellikle emek kesimine lütfen Aydınlık Gazetesi alın. Evet. Buradaki işçi, emek kesimi, üretici kesimine ilişkin haberleri takip edin, dosyalayın, arşivleyin. Çünkü yarın öbür gün işte tofaşta bin işçi deniyor ya da evet. birçok bölgede maalesef bu ekonomik krizin getirisi Dolayısıyla sıkıntının Kesinlikle. olduğu malum ne mesaj vermek istersin Dönem emek gündemimi üretim evet. gündemimi Hem üreten kesime üreticimize yani o bu krizin olduğu dönemde bile deli girişimciliği yapan evet. parasını faize dolara değil de yatırıma üretim. koyarak istihdam ya bir kişi daha ben istihdam edeyim çabasında olan üreticimize, sanayicimize ne mesaj verirsin? Emek kesimize kesimine ne mesaj verirsin ki yeni ekonomik programın ayrıntısını sen evet. yayına hazırlanırken burada da Mehmet Hakkı'nın ağzından verdik. ve ciddi bir kriz var Türkiye'de. Bunu söylüyoruz her zaman. Bu krizden maalesef hepimiz aynı gemideyiz. Sizin de saydığınız gibi işveren de, işçi de, işte üretici de, çiftçi de hepimiz aynı gemideyiz ve Türkiye battığı zaman hepimiz Bakacağız. O sular altında kalacağız. O yüzden ciddi bir birliktelik gerekiyor bu anlamda. Yani iş, işçi sınıfı her zaman üstüne düşen görevi yapıyor. Bir gün önce biz Türk İş'in başkanı Ergün Atalay'ın sözlerini manşetimize taşımıştık. Çok önemli uyarılar yapıyordu orada. Bugün gene Birleşik Kamu İş gazetemiz de var. Yani krizin faturası bir kriz var. Bu faturayı kime çıkaracağız? İşte siz de dediğiniz gibi o faizcilere mi, hortumculara mı, Çıkartacak hükümet, onların gasp ettiği paralara mı el koyacak, oradan mı kaynak yaratacak, yoksa her zaman daha önce yaptığı gibi işte işçinin, emekçinin sırtına mı yükleyecek kriz? Yeni ekonomik programa göre maalesef işçi ve emekçi öyle gözüküyor. gözüküyor. Sağlıkta, eğitimde, ekstra, dolaylı vergiler, doğrudan vergiler, Hergiler. değil mi maalesef? Öyle, öyle gözüküyor, bir, ama artık işçinin de bunu kaldırabilecek bir takate gücü ta -KT ta -KT kalmadı maalesef. O yüzden artık Türkiye farklı bir dünya değişiyor işte biz de anlattık İran'la e, değişiyor Avrasya çok de büyük bir şans var kesinlikle yani bu krizin çok hayırlı sonuçları olabilir evet. değil mi? O farklı birliktelik, evet. o büyük öngörü. Bütün satır arası ayrıntıları galiba burada. Aydınlık e, o da var. E, aydınlık tabii da çok var. önemli. Lütfen Orada... aydınlık alın. Emek kesimi, işçi kesimine seslenelim. Bir Dur. araya gideyim Nadir. Olur. Aranın tamam. e, sonrasında yine birlikte devam tamam. ederiz değil mi? Seni alıp koyuyorum aşağıdan. <laughs> kusura bakma. İlker Yücel kızacak bana Nadir'i niye gönderdin? <laughs> ama seviyoruz biz Nadir'i. E, bir aranın ardından devam edeceğiz. Son dakikalarda Erdoğan'ın Reuters'a yaptığı açıklamaların notları var. Arada Nadir Temeloğlu'yla da değerlendirdik. Esasen Brunson davası konusundaki net tutumun sürdüğü anlaşılıyor sözlerinden. Özetlemek gerekirse Merkez Bankası'nın kararına ilginç bir yorumu var. Bağımsız ki onun için faiz arttırıyor şeklinde. Hani Bu biraz ekonomi cephesinde ya da üreten Türkiye ekonomisinin başlığında biraz tartışma yaratacaktır. İdlib meselesinin ilişkin önemli açıklamaları var biliyorsunuz Rusya ile Soçi'de değil mi? Evet. E, Silahsız e, bölge. bölge kavramı vardı. Radikal gruplardan çıkmayan olursa sorusuna başladı. Evet. Ee, bile yanıtını veriyor ki Ekim ortası gibi galiba 15 Ekim diye bir, Çok büyük bir e, adım e, gerçekleşecek. Silahlar da çıkacaktı. Silahlar ne olacak sorusun ayda. E, işte burada biraz e, ilginç cümleleri var. Özellikle Esed'in Suriye'nin başında kalmasını kabul etmek gibi bir lüksümüz yok. İşte kendi halkını öldüren vesaire şeklindeki sözlerini tekrar ediyor ve Esed hala bomba yağdırıyor şeklinde de Cümleleri yansımış Reuters'ın çevirisinde bir sorun yoksa hemen sıcağı sıcağına tabii soralım. Tabii teyit neredeyse? edemedik ama teyit etmek de yani önemli. Evet, Eğer denem. böyleyse çok vahim açıklamalar. Çok vahim açıklamalar yani tabii. zaten Türkiye bir yola girdi artık. O Soçi mutabakatında tarafın biri Suriye. Tabii. Bunu Putin de açıklamasında söylemişti. Suriye tarafı da üstüne düşeni yapacak diye. Aynı zamanda o Soçi mutabakatı Suriye'yi de ee, rahatlatacak. İşte M4, M5 Halep'ten Şam'a uzanan otoyolun açılması gündemde. gündemde. Ticaretin yeniden hmm. başlaması gündemde bölge ülkeleriyle. Ve e, bu sürecin aslında yansıması, itlibini rahatlatması, Suriye'nin Fırat'ın doğusuna odaklanması, odaklanması meselesi. Zaten Kamışlı'da bazı sorunlar olmuştu. PYD ile çatışmıştı. Oraya askeri yığınak yapıyor Suriye. 20 bin kadar e, asker var o bölgede şimdi Suriye'nin yani gözleri PKK PYD'ye çevirdiği dönemde Suriye'nin Esad hükümetinin ortak bir düşmana karşı savaşacağınız yerde siz böyle açıklamalarla birbirinizi iterseniz çok yanlış çok yanlış yapmış, yapmış, yapmış olursunuz. O yüzden yani bölgesel anlamda denklemi kuruyoruz. Rusya ve İran'la biz bütün bunlara evet. karar veriyoruz, adımları atacağız şeklinde ama yani Eset, e, Esat eee Esat Esat neyse e, o cephede yaptığı gerçekten e, hani hangi diplomat'a sorsanız hani biz hadi bilmiyor diyelim gazeteciler şey. anlarız yani hakikaten Ay e, yani iş mesele bomba yağdırmaksa işte Amerika Başkanı e, dünyanın her tarafına bomba, Hayır, yağdırıyor. Evet. Ama gidiyorsun yani el sıkışıyorsun. Yani şey dünya ticaret değil mi? Birbirinizi sevmek zorunda Trump değilsiniz. Değil, Trump'a deyin. Trump'a desene sen hani kalmadın. bomba yağdırıyorsun. Ya işte biliyoruz milyon, 3 milyona yakın e, evet. değil mi? E, Müslüman öldürüldü. 1 milyon kadına evet. tecavüz evet. edildi. Evet. E, aynı şeyi Avrupa, Avrupa merkezleri içinde söylemek lazım. Kesinlikle. bombalarıyla ama gidiyorsunuz onlarla sıkışıyorsunuz. Yani nedir bu inat? Nedir bu şey? Gerçekten anlamak Masada çok zor. Masada da zaten fiil ortak. Hani söylediği haklı bile olsa, da. yani haklı ol, ol, olup olup ayrıca tartışmalı ama hani Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği doğru bile olsa, hani ülkeler böyle bakmaz meselelere. Kesinlikle. Bir diplomasi yaklaşımı, bir diplomatik atak. Neticede Saddam da babamızın oğlu değil, Kadhafi de, Esad da, evet. Putin de ya da Xi Jinping de ama ne hani diyoruz gördük. ki e, jeopolitik, konjonktür, gereklilik e, evet. değil mi? Bütün bu stratejistler bunu anlatıyor. Gerçekten akıl alacak gibi değil. E, ve söylediği cümle hep aynı. Yani ya bu az önce aktardığımın başından başlıyor ya sondan evet. başlıyor ya ortadan başlıyor. <laughs> Ezbere. E, bilemiyoruz. E, biz emek kesimi dedik e, sevgili Nadir. Evet. E, ama tümüyle e, kastediyoruz. Sanayicimizle, kobimizle, hı hı. E, üretim aksında bulunan tarımcımız, ziraatçımız, e, demircimiz, civatacımız... Evet. E, e, tornavidacımız her neyse e, onlarla birlikte elbette emeğin sahibi işçimiz, emekçimiz. Bundan sonra Aydınlar çok ihtiyaçları var. Evet. Yani doğru rota, bir arada hareket edebilme e, adeta e, onların tek çatı şemsiyesi gibi gözüküyor. Neler söylersin? Zaten işçimiz bunu da görüyor. Aydınlığa sarılmaya başladı. Mesela yürüyen kargil işçilere Yürürken işte aydınlık okuyorlar. O doğru. fotoğraflar çıkmıştı. Biz de gazetemizde kullanmıştık. Yani bizi memnun ediyor. Çok sayıda etkileşim alıyoruz okuyucularımızda. İşte Bir kere aydınlığın her zaman yanlarında olduklarını biliyorlar. Ne zaman sıkışsalar aydınlığa başvuruyorlar. Biz de ne zaman ihtiyacımız olsa hizmetinde oluyoruz işçi sınıfımızın. Çünkü gelecek onların elinde bunu çok iyi biliyoruz. Bu krizden Türkiye'ye çıkartacak olan da onlar. Yani hem krizi onlar yükleniyor, sırtlanıyor, ekonomik olarak bedelini ödüyor. Hem de işte bu artık tüketim tüketim bu kadar artmışken Türkiye sıcak paraya batmışken inatla fabrikalarında direnerek üretmeye çalışıyorlar işlerini de bir yere çekiyorlar, hükümet de bir yere çekiyorlar vesaire. O açıdan işçinin duruşu çok önemli. İşte tabii en önemli duruşlarından biri biz ikinci manşetimizde e, gösterelim onu da büyükçe gördük. Okuyucularımız mutlaka alsınlar Ayrıntılı ve iyice okusunlar. okusunlar. Kıdem tazminatı meselesi evet. işte bu yeni ekonomi politikada tabii bunlar söyleniyor kesin olmamakla beraber kıdem tazminatının yeniden fonu aktarılması. İşte bireysel emeklilik, emeklilik sistemi, sistemi gelecek 45 yaş altı zorunlu 3 yıl çıkamayacaksın Doğru. bu sistemden. Ciddi hak kayıpları oluyor. Hak gaspları olacağını söylüyor Birleşik Kamu işte yaptı. Yani yani, 3 yıl zorunlu stopaj getirecek. Kesinlikle. Yani siz 2000 lira alıyorsanız onu 1900 evet. alacaksınız. 3 yılda bunu zorunlu tutuyor değil mi? Yani evet. biraz belki hayatın içinden böyle. Evet. O yüzden böyle biz yeniden bu çağrıyı yapıyoruz. Krizin faturasını emekçiye kesmeyin. Emekçinin burada duruşu çok önemli. Ciddi zaten duruşu var. İşte Kargil'de direniyor. Flormar'da direniyor. Evet, havalimanında tabii. Vesaire. O yüzden e, e, mutlaka hükümetin e, işçiyi rahatlatacak adımlar atması gerekiyor. Buradan da çağrıda bulunuyoruz. Ve doğru sendikal hareketler, sendikal mücadele, örgütlü mücadeleler değil mi? Bunları provoke eden maalesef e, gruplar da olabilir. Bunlara karşı uyarıyı aydınlık gazetesinden Tabii, tabii her zaman yapıyoruz. Değil mi? Yani bunları ağaçtan, e, üreten kesimde ee, elbette yine e, üreten aksın e, ayaklarını evet. Aydınlık Gazetesi'ne okuyacak. İki tane de güzel başlık gördüm. Evet. E, Aydınlık'ta ne var o başlıkları bize evet. hatırlatarda. Voleybolla devam edelim. Aslında Peki. üretim ekonomisinin Tabii, devamı o. Ee, çok önemli. Cem Zeren bizim son dönemde e, bu krizden sonra evet. evet yazarımız yaptı. Kendisi çok önemli. Yani artık insanımız şundan bıktı. Sürekli endüstriyel işte futbola odaklı bir spor e, merkezde işte 3 4 büyük takımın peşinden koşan bir spor medyası. Bundan sıkıldı, çok alternatif yazılar yazıyor. İşte tenisten vesaire diğer alanlara kadar. Bugün de voleybolu. Çok da iyi duydum. olmuş ama evet. yani diye de oturmuş Çok mi? güzel diye. bir yazı. Şunu anlatıyor. Tabii ayrın çok ayrıntılı bir yazı. Mutlaka okuyucularımızın alıp okumasını öneriyoruz. Voleybolda bazı başarılar kazandık. Çok önemli başarılar kazandık. Bunun için tebrik ediyoruz. Federasyonumuza selam olsun. Ama çok bazı sıkıntılar var. var. İşte o sıkıntılar ne? İşte Sultanlar Ligi'nde birincilikte. Lig'de kulüpler düşünce yerine veya isim hakkını satan kulüpler var ekonomik krizden dolayı. bunlar çekildikleri zaman ligden yerine alt ligden bir takım yükselmiyor da işte isim haklarını sattıkları veya çekilme haklarını sattıkları kulüpler direkt doğrudan analitle oynuyor. Mesela bu tip sıkıntılar var ve yeni bir getirdikleri anlaşmaya göre sakatlık durumunda işte 4 yabancı oyuncuya kadar alt ligde oynatabilecekler. Bu durumda işte Türk sporcusuna biraz zarar veriyor. Aynı zamanda söyledik ya üretim ekonomisi diyoruz. İşte Türkiye'nin paraları dışa akmış oluyor dışa böylece. İşte döviz üzerinden anlaşmalar yapıyorsun. Yani Cem Zeren çok alternatif bir bakış açısı sergiliyor ve diyor ki voleybolda yerli oyuncuya yapılacak yatırım hem Türk lirasına yapılacak hmm. yatırımdır. Hem de üretim ekonomisine Yani doğru. yaratacağın sporcularla doğru, dünyaya yatırım. katkı Galiba sağlayacak. Galiba da diğer dallara da böyle bir ihtiyaç bence var. Ee, Tabii yani. aydınlık yani bu alanların hep sesi olmaya çalışıyor. İşte geçtiğimiz günlerde satrançcıların sesi evet, oldu. Doğru. Çok başa başarılı federasyonlarımızdan biri. İşte damacılar federasyon olmaya çalışıyor. Önemli başarılar kazanıyorlar. Onlar da uluslararası çarpta. Onların sesi olduk. Bu alanlara da aydınlık özel önem vermeye çalışıyor. Hemen üstünde de bir haberimiz, İşte ünlü bir sapro, sopranomuz işte. Bizim değerimiz. Değil evet. Mi? Çok en son İstanbul'da verdin Aydas'ını ya, oynamıştı. Sayın deniz yetim, selam olsun evet. Sayın sanaycımız. Ona da başarıları için güzel çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir röportaj duyuyoruz. vermiş galiba. Evet, yani önemli vurguları var. Tabii kendi başarısını anlatıyor. Doğru örnek kardeş. Güzel bir röportajı evet. onu da ifade edelim. Evet, yani e, deneyimli Aslında sürü. şeye vurguluyor. İşte o Türk popa sıkıştırılan aynı ritimler evet. üzerine farklı forumlarla üretilen müziğin bir e, üretim olmadığını, e, gençlere özellikle tiyatroya gitmelerini, operaya gitmelerini, müzikal dinlemelerini e, öneriyor. Bağımlılıktan işte kötü ama alışkanlıklardan, alışkanlıklardan kötü, ve için? o piyasanın e, tek tip insan yaratması, işte e, kısırlaştırması insanı karşısında da bir çözüm alternatifi sunuyor. Çok Kendi yaşamından çok güzel bir röportaj. Mutlaka e, alıp okusun diye e, ifade ediyoruz. biz ederim izleyen Teşekkürler. Ben teşekkür seni. İyi çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ayağına sağlık. Ekonomi İyi merkeziyle devam edelim dedik. Beyaz et sektörünü bugün ee, değerli ustamız Uğur Dündar köşesine taşımış. Ee, onu biraz e, e, size de yansıtmak istiyorum. Beyaz et üreticileri fırsatçılık mı yapıyor? Çünkü yıllar önce gerçekten işte kuş gribi ya da yani yerli üretim çok genişlemişti, bir sanayiye dönüşmüştü ve e, değerli Uğur Dündar da o süreçte e, ücretsiz rol aldığı bir reklamla. Ee, özellikle bu beyaz et sektörünün e, o süreçte batma ya da aşağı doğru inen grafiğini yukarıya doğru çekmişti. Onun bugüne yansımasını yazmış. Birkaç sadece ekleme yapacağım. Çıkışına önce onu okuyalım kırmızı etteki şarbon riski nedeniyle beyaz et talebinde büyük artış oldu diyor. Bu arada fiyatlar da jet hızıyla yükselmeye başladı. İddiaya göre beyaz ete 9 ayda gelen %200'lük zamla döviz kurları gerekçe gösterilerek fırsatçılık yapıldı notunu hatırlatıyor. Çağrılar ve başvurular üzerine devreye biz girdik. Güvenilir bir bilim insanlarının katkılarıyla size az önce anlattığım süreci anlatıyor. Entegre tesislerden kuş gribi virüsü taşıyan ürün çıkması ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu belirledik ve bunun üzerine o az önce size anlattım. Değerli seyircilerimizin anlattığı reklam sürecini anlatıyor. Böylece diyor hazırladığımız bilgilendirici video ve kampanyayla tüketicideki korkuyu gidermeye başardık. Tek kuruş almaksızın hatta cebimizden harcayarak bu sorumluluğu üstlenmemizin ve mesleki birikimimizle inandırıcılığımızı riske etmemizin iki nedeni var. Öyle ya bir kişinin kuş gribine yakalanması, yarım asırlık mesleki saygınlığımızın bitmesi ve yaşam boyu vicdan azabı çekmemiz anlamına geliyordu diye özetliyor. Kırmızı etin pahalı olması nedeniyle yavrularımızın hayvansal protein gereksinimlerini karşılanamıyordu. Yoksul aile çocuklarının beyaz et yiyememeleri hayvansal proteinden tamamen mahrum kalmaları anlamına geliyordu. Bu da fiziksel ve zihinsel gelişimleri için büyük risk demekti. İkincisi kuş gribi kriziyle başlayacak çöküş. Çoğu kırsal kesimde yaşayan ve entegre tesislere fason üretim yapan yaklaşık 2 milyon insanımızı açla mahkum edebilecekti diye o süreci atlatıyor. Sonlara doğru sektöre en zor zamanda yaşamsal katkıda bulunan bir gazeteci olarak demem o ki diye özetliyor. Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Tavuk eti konusunda çok dikkatli olmak, fırsatçılık iddialarının ortaya çıkmasına bile imkan vermemek gerekiyor. Zira yukarıda anlattığım nedenlerle tavuk etinde fırsatçılık yapanların halkın ekmeğiyle oynayanlardan hiçbir farkı bulunmuyor diye uyarıyor. E, sektörel anlamda e, işte e, spekülatif e, hareketler vesaire e, geçmişten günümüze var. O dönemi çok net hatırlıyorum e, Sayın Dündar gerçekten. E, çok büyük bir katkıyla beyaz et sektörünün neredeyse dibe vurma ihtimali olduğu bir dönemde oynadığı reklamla birlikte oynadığı bu tanıtım videosuyla birlikte sektörde süreç tam tersine işlemiş ve bu açıdan da o dönem kriz atlatılmıştı ama beyaz et sektörü zamanla da maalesef yabancı sermayenin eline geçmeye başlamıştı. Yani o Sayın Dündar'ın ön alarak domuz gribi vesaire kuş gribi şeklinde kötülemeleri sonrasında üstlendiği, ee, çok çarpıcı bir rol vardı. Gerçekten beyaz et sektörü o saatten sonra çıkışa geçmişti. Ama bugünlere geldiğimizle birlikte uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle beyaz et sektörünün e, önemli üretici kesimi maalesef yabancı sermayenin de elinde. Bunu da özellikle hatırlatmak gerekiyor bu noktada. Önemli yazılardan bir tanesiyle ekonomik krizde sektörleri konuşuyoruz ya bu da çarpıcı notlardan farklı açıyla göze ve gündeme almamız gereken konu başlıklarından bir tanesi olarak yansıyordu. Şimdi sonlara doğru gidiyoruz. Özellikle toplumsal duyarlılığın gerçekleşmesine katkı sağlaması açısından Sayın Dündar'ın işte az önce beyaz et sektörüne yönelik tanıtıcı videosu, kamu spotları ya da benzeri çalışmaları çok fazla görüyoruz. Bu süreçte benim en çok ekranlarda izlediğim yere çöp atma meselesi nedense birden yeniden yaygınlaştı. Bunda Tabii içinden geçtiğimiz terörle belki mücadele sürecinin de etkisi var. Çünkü daha sık gördüğüm çöp kutuları artık pek gözükmüyor. Yani bu konuda alınan galiba önlemler vardı ama bilemiyorum ona yönelik tedbirli yapılabilecek bir çözüm var mı? Yere çöp atma meselesi çok sık işlenen gündem başlıklarından bir tanesi Twitter'da da Bakın yere çöp atma meselesine ilişkin paylaşılan bir video. Hepimize neler anlatacak bir o videoyu izleyelim. Gördüğünüz gibi bir fil yaşadığı bahçede bir çöp kutusu ve yere atılmış iki tane çöp var. İşte o uzun burnuyla bakın bir hayli de çaba gösteriyor onu atabilmek için. Gördüğünüz gibi burnuna yerleştirip ardından da yerdeki çöpü çöp kutusuna bırakıyor. Yere çöp atanlara da. Bu da örnek olsun. İşte kocaman devin, filin hepimize verdiği bir insanlık görevi var. Bir kez daha izleyelim. Yerde çöpleri görüyor. Çöp kutusunun içine bakıyor. Ardından işte çöpü burnuna yerleştirip çöp kutusuna atıyor. Bir hayli de uğraşıyor tabii. Yani bir insan eli refleksiyle de yapamıyor aslında. O koca cüssesiyle zorlansa da ısrarından vazgeçmiyor. Ve gördüğünüz gibi hatta yere düşürüyor, bir kez daha alıyor. Ve gördüğünüz gibi işte yaşadığı evin bahçesini bu şekilde bir hassasiyetle temizliyor. Evet günün güzel önemli görüntülerinden bir tanesiydi. Kitaplarımıza bakalım. E, Karkot Deresi Anılar Önder Printing Sistem'den Nöka Rauf e, Denktaş'ı anlatan yaşamıyla, hayatıyla, e, kritik noktalarıyla Kıbrıs e, Savaşı'nı e, özetliyor. E, Kıbrıs Savaşı'nın kahramanını bize anlatıyor. Sayın Güldal Okuducu'dan da Türk kadınının kısa e, tarihi e, gerçekten işte gördüğünüz gibi kara fatmalarla ki dün de anmıştık son derece önemli bir ismi Osmanlı'dan Cumhuriyete Türk kadınının kısa tarihini Osmanlı'nın beylik döneminden Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar olan bir zaman diliminde kadının serevinine yer veriyor. Hatun diye anılan Türk kadınının saçı uzun aklı kısa diye anılmaya nasıl başlandığına ve kadının buna baş kaldırısına dikkat çekiyor Güldal okuducunun kaleminden. Türk kadınının kısa tarihi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan yol haritasında. Elbette kaynak eserimiz Nutuk. Her evde lütfen Nutuk'umuz olsun. Özellikle kaynak yayınlarının son derece özenli bir bilim heyetiyle hazırladığı Nutuk son derece bilgilendirici, öğretici ve önemli bir kaynak eseri olarak da karşımıza duruyor. Son olarak iki spor gazetesinin başlığına ve manşetine bakarak tamamlayalım günü. Fanatik gazetesine bakacağız. Ee, bu hafta gerçekten sürpriz sonuçlara gebeydi. Son derbiden de birbirlik eşitlik çıkınca ilginç bir mücadele ve serüven oldu. Ee, İmparator Florya'yı inletti diyor fanatik gazetesi. Aksar'a kaybeden 3-0'lık maç ee, soyunma odasında suskun kalarak oyuncularına tepki koyan Galatasaray'ın hocası Fatih Terim dün antrenmanda estigürledi ve çok net cümlelerle bir daha kabul etmem dedi diyor. Teselli ikramiyesi bir diğer başlık fanatik gazetesinde. Ee, Ayev attığı beraberlik golüyle bir puanı kurtaran isim olduğu deniliyor. Ee, son derbi yenilgilerine istatistiğe de yer vermiş Fanatik gazetesi. Bir sonraki gazetemize foto maça bakalım şimdi de. Bakalım o spor sayfasına neler yansımış. Ezdik Beşiktaş'ı ezdik başlığı var Ali Koç derbi sonrası başkan takıma el at diyen taraftarlara böyle karşılık verdi deniliyor. Beşiktaş cephesinden koça yanıt bu nasıl ezme şeklinde karşılıklı açıklamalara manşetine taşıyor bugün sayfasında. Arslan'a Arjantinli golcü Ferreira deniyor. Ara transferde kaliteli bir golcü alacak olan Galatasaray Benfica'da aradığını bulamayan Facundo Ferreira'yı yeniden gündemine almış... Portekiz medyası da Cimbom'un 27 yaşındaki Arjantinli yıldızını kiralamak istediğini duyurdu deniliyor. Ee, Bu akye teklifi Galatasaray'a ilişkin bir haber ve Soldano gidiyor Fenerbahçe İspanyol golcüsü Roberto Soldano ile yolları ayırıyor şeklinde yorumlamış. Günü bu notlarla tamamlıyoruz değerli seyirciler. Saat 10 itibariyle Halil Neviler'le Televizyon gazetesini izleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte e, sizlerle birlikte olacağız. Ali Şirvan Atçay'la birlikte hazırladık. E, yarın 7.30'da buluşuncaya dek hoşçakalın.